Efendim akşamlar. Gönül Coğrafyamız programının yeni bir bölümüyle yine birlikteyiz. Dedik biraz formatı da değiştirelim. Malum 41. bölüm 41 kere maşallahla başlayalım. Bugün Rumeli'yi derinlemesine konuşalım istedik. Yani tarihsel süreciyle aslında böyle zihinlerde biraz ihmal edilmiş aslında pek de görünmeyen bir alan ama çok çok önemli bir alan. Çünkü eğer yani şu küçük haritaya bile baksanız buradan e, İznik, Söğüt üzerinden de 200-250 kilometre yoktur bile İstanbul'a olan uzaklığı. Ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşu 1299, İstanbul'a geliş 1453, 150 sene sürüyor. Dikkatinizi çekeriz buradan buraya gelmek. Tabii bu işin biraz e, latifeli e, kısmı. İhmal edilen tarafı İzmik'ten Bursa, Bursa üzerinden nasıl Edirne'ye gidildi? Ve hatta Edirne'ye gidilmeden önce Balkanlar dediğimiz, Rumeli dediğimiz binlerce kilometre karelik o coğrafyada İstanbul'a gelinmeden önce aslında nasıl da yerleşildi? Biraz buna dikkat çekelim dedik. Bir de Sultan Abdülhamit Han'ın, 2. Abdülhamit, yarın vefatının 104. E, yıl dönümü hem de onu Analım bu ikisini birbirine bağlayarak Çünkü bir yanda Rumeli'ye gidiş vardı Tabi Rumeli'den Çıkış çıkarılış daha sonra o Tarihin izlerinin silinmesi e, Gerçekten iç yakıcı e, Bir alan hem de buna değinelim istedik Sultan Abdülhamit özelinde Çünkü Bizden de tarihçiler e, Hep o yıllarda yaşanan Olayları Balkan Harbi diye anlatıyorlar. E, harp, harp sayın sevgiler, e, sevgili izleyicilerimiz, harp iki ordu arasında olur. Orada ordu falan yoktu. Orada tamamen bir katliam ve tek tek e, unsurları Müslüman ve Türk olmaları hasebiyle çoğuluk, çocuk, kadın, ne varsa, yaşlı, ihtiyar demeden katledilmiş insanlar var. Hem de onlara da bir e, rahmet dilemiş olalım. Başlıyoruz efendim. Efendim tekrar merhaba. Bugün saygı e, saygıdeğer Mehmet Dilbaz ile beraberiz. Ee, bu konuları Balkanlar Rumeli deyince en iyi bilenlerden birisi, belki de birincisi. Daha önce yaptığımız, birlikte yaptığımız programlardan çok olumlu e, dönüşler aldık. Hatta niye daha yapmıyorsunuz denmişti. Şimdi e, önce asıl şeye e, gelmeli. Yani Rumeli'de Türk-Osmanlı adı ne olursa olsun yerleşim, Böyle düşünüldüğü gibi işte İznik'ten İstanbul'a gelindi, İstanbul'dan Edirne, Edirne'den yani sanki şey seyahati gibi böyle otobüsle gidildiğindeki gibi bir şey oluşuyor insanların zihninde ama öyle değil galiba. Değil mi? Hocam çok Açılışta teşekkür ederim. Altını çizmeye çalıştım ama. <laughs> çok gayet güzel bir evet. yerden girdiniz. Evet öncelikle Rumeli dediğimiz bir coğrafya aslında tam olarak bir gönül coğrafyası. Evet. Bir yarım kalan hikaye, Heh. büyük bir ağıt, büyük bir tarihi anıt ve... Türklerin tarihinde görmüş oldukları aslında dünya soykırım tarihine, literatüre ha, girecek değil kadar mi? büyük. Değil mi? Dünyadaki en büyük soykırımlardan bir tanesi ya. Türk soykırımının yapıldığı ve bir harple değil, bir savaşla değil, ya. centilmence yapılmış bir savaşla falan değil. Yo, yo, ortada Çoluk savaş çocuk, yok. Ha. hayvanlara daha kadar, değil tavuklara, mi? ördeklere kadar Türklere ait her şeyin katledilmesi, yakılıp yıkılmasıyla sonuçlanan ya. Türklerin onların tabiriyle Anadolu'ya gelip püskürtülmesi olayların hadisesinin yaşandığı bir yer. Ama Değil mi? Rumeli Osmanlı İmparatorluğu en son Sultan II. Selim döneminde hatta 3 3. Murat'a da bağlanabilir. O dönemlerde işte Fas'ın himaye altına girmesi, Tunus'un kesin Osmanlı toprağı falan. Tabii. O dönemlere yani 16. yüzyılın sonlarına doğru geldiğimiz en yüksek, en geniş coğrafyaya ulaştığı zamanlarda topraklarının büyük bir kısmı zaten Rumeli'ydi ve devletin ya. kurulduğu yer ve ya. devletin idare edildiği yer hem protokolde hem siyasette ya. hem ekonomide bütün gelirlerinin neredeyse tek başına döndüğü Bravo. Değil Yani mi? Mısır vilayeti dışında böyle büyük toprak ya da büyük tarım arazilerinin yani mesela Mısır Osmanlı İmparatorluğu'nun tahıl ambarıdır ama Tabii. bunun dışında bütün ekonominin, siyasetin, askeriyenin, Hı -hı. ordunun her şeyin döndüğü yer Rumeli'ydi Rumeli. ve Tabii. Osmanlı İmparatorluğu aslında bir Avrupa devletidir. Evet. Bunun altını katıldığımız her programda çizmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Yani Çünkü, Avrupa kıtasının bir asli unsuru aslında. Aynen öyle evet, hocam. Evet. Osmanlı İmparatorluğu bir Avrupa devletidir. Tabii. Avrupa'da kurulmuştur. Hı hı. Avrupa'da yerleşmiştir. Çünkü Osmanlı'nın ilk kurulduğu yer 1299'da zaten Bitinya. Hı hı. Marmara bölgesi havzasıdır. Zaten Avrupa'nın doğal uzantısıdır. Tabii doğru. Biz programın başında şunu söyleyelim ki biz Anadolu'yu çok seviyoruz. Bazı Tabii programlardan canım sonra şöyle bir şey çıkıyor. <laughs> Anadolu'yu acaba ikinci plana mı alıyorsunuz hocam diye. Haşa yani. asla. Ben şöyle bakıyorum sevgili hı. seyirciler de öyle görsün. Türkler 1071'de Malazgirt zaferiyle beraber Anadolu'ya girdikten sonra evet. yaklaşık bir 300 yıl Anadolu'da gezdiler. Anadolu'yu evet. keşfettiler. Anadolu'nun tadına vardılar. Hı hı. Ama Anadolu'nun ufku Türklerin kızıl elmasına yetmedi. Evet. Ve Türkler ondan sonra rotayı... Avrupa toprakları değil mi? Tabii. Yani biz Anadolu'yu bir sıçrama tahtası olarak gördük. Biz Anadolu'yu zaten almıştık. Anadolu bizim canımızdı. Hala öyle. Biz Anadolu Tabii. besliyor hocam şu an. Tabi. Biz şu an Anadolu'yla doğru, varız. Doğru. Ama Osmanlı devletini, daha doğrusu beylik devlet ve can imparatorluğuna dönüş süreçte Osmanlı'nın yükselmesi aslında hep Anadolu'yu arkasına alarak Anadolu'yu sağlama sağlamda tutarak yönünü ufkunu kendi önüne kendi Arzularıyla önüne çıkardığı Kızıl elmaların peşinde koştu. Aslında Şimdi... şey de e, nedir o Mısır seferi de e, Anadolu'yu güvence altına, güvenlik altına alma seferi diye bakmamız gerekiyor. Çünkü çok doğru. Gerçekten çünkü yani Mısır'a e, gidilmesinin en büyük argümanı bu. Yani bakıyorsunuz işte Halep, Şam üzerinden. Kudüs. Hiç unutmuyorum. Tabii Kudüs e, önemli ama çok ilginç bir şey var. Sultan... Kudüs'e yaklaştıkça Kudüs'e girmek için ya özür dilerim Kudüs'e yaklaştıkça oraya gidip görmek için öyle bir heyecana kapılıyor ki şeyi bekleyemiyor. Ordunun yakınlaşmasını falan bekleyemiyor. Yanına birkaç adamını alıp öyle gidiyor Kudüs'e. Ve bir Aralık sonu çok ilginç Kudüs'e giriyor. Yanında birkaç kişi var. Düşünün yani. Sultansınız orduyu sokmuyor. Evet. Orduyu Askelan eski adıyla bugünkü adıyla Gazze üzerinden gönderiyor. Çok enteresan. Ve kendisi orada kaldığı süre içinde işte Kur'anlar okutuyor, başlar dağıtılıyor oraya yanına gelenlere ve insanlar şeyle karşılıyorlar. Bir misafir geldi gibi düşünsene ama sultan yani. Hadimlik <laughs> Evet. Ve e, uzun yıllardır yani insanlar diyor ki hayatımızda ilk defa görüyoruz kar yağıyor oraya. Ve şey kubbe falan bembeyaz oluyor. Çok enteresan e, böyle bir anlatı var. Daha sonra Mısır seferi. Dikkat edersek aslında yatırım o bölgeler alınmış olmasına rağmen İskan politikasından Rumeli kadar nasiplenmiyorlar. Evet, yani e, Memlükler dönemine daha da geriye gidilecek olursa, o dönemde işte kölemenler Türklerin o zamana çok sınırlı sayıda yerleşmesi dışında, buyurduğunuz gibi evet. Mısır'da bir nüfuslaşma yok. Evet. Bir vatan sınırlarında, bakın vatan sınırlarında tabiriyle vatan toprağı pek aynı şeyi ortuşmuyor. <laughs> güzel. Vatan sınırları içinde bir bölge, mesela. Evet. Yemen'de biz bir sürü şehit verdik ama evet. Yemen tırnak içinde söylüyorum. Bu bakış açısına göre bir vatan toprağı gibi görülmüyor. Ama Rumeli evet, iskanlaştırdığımız i̇şte buna... için eh, evet, vatan evet, oluyor. Evet, Arasındaki evet, evet. fark bu. Evet, evet, yani, yani siz, Cezayir'de sizindi, Cezayir'de tabii. Cezayir beyleri vardı ama nüfus götürdüğünüz yer, evet. yerleştiğiniz yer tabii. daha da önemlisi hocam, acizane fikrim. Medeniyetinizi geliştirdiğiniz yer, evet. camilerinizle, evet. hamamlarınızla, Tabii, kervansaraylarınızla, şehirlerinizle, yaptığınız şehirleşmelerle. Tabii. Yani ve bunu hep söylüyorum. Biz malum biliyorsunuz Vav wow TV için bir tarihçe diye bir belgesel çekiyoruz. Hı -hı. Evet. Rumeli'de devam evet. ediyor. Evet. Şu an kıştan değil dolayı güzel. bir ara verdik. Hı -hı. Ee, Rumeli'de gördüğünüz şu ben hep. Şu şekilde anlatayım. izleyicinin kafasında çok net bir şekilde otursun. Hı. Bizim Rumeli'den çekilmemiz 1912. Aslında Cum Kurtuluş Savaşı falan değil tabii ki. Tabii. Çünkü biz 1912 Balkan 2. Balkan Harbi'nden sonra 1913 1913'te beraber yani 1. Dünya Savaşı öncesi bizim sınırlarımız şimdiki sınıra geldi. Evet, Edirne'ye kadar evet, çekildi. Evet, evet, doğru. Ve bu adamlar 1913'ten günümüze yani geçen 109 sene boyunca bunu bir tarihçi olarak, oralı olarak ve o bölgeyi Sokak sokak gezen evet, birisi olarak evet. elimdeki fotoğraflara bakarak konuşuyorum. Türklere, Osmanlı'ya ve Müslümanlara ait eserleri bildiğiniz kazımışlar. Değil mi? Yani 109 yıl boyunca evet. her şeyi kazımışlar. Evet. Dönün bugüne, gidin, gidin hocam Rumeli'ye. Hala her taraf Türk ve İslam kokuyor. Ya, değil mi? Ona buradan, rağmen yani. Heh, bütün buradan bu çabaya rağmen. rağmen. Ama buyur o cümleden hocam. sonra. Yani asıl nasıl bir şeyse. Isterim, ya heh, Nasıl bir şeyse diyeceğiz yani 100 yıl dediniz değil mi? 109 sene hocam. 109 sene. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Yani yaşamayanlar için de eminim İstanbul'u gelmiş görmüş olanlar vardı. Hı hı. Ee, Miladi 7, 8, 9. 10, 11. yüzyılların en güzel manastır ve kilise örneklerini bugün dikkatinizi çeker İstanbul'da görüyorsunuz. Evet hocam. Nasıl oluyor? Yani adam yüzyılda bir yerde tırpanlayarak iz bırakmamaya çalışıyor. Burada 7. yüzyıldan yani günümüzden ne oluyor? 1300 küsür. 1300 tabii. 1300, sene, 1300 önce. sene önceki mimariyi o gen, o günkü özellikleriyle görüyorsunuz. O medeniyete saygıdan bu insanlar onu... Ve biz barbarız değil mi hocam? Eş, değil mi? Yani biz işte barbarız ya hani Ha öyle. Şimdi Rumeli'de yapılan <laughs> bu. O kadar güzel söylediniz ki. Şimdi dünyadaki en güzel... Bizans eseri örneklerinin büyük bir burada, kısmı zaten e burada. Ayasofya burada ya. Benim ne, ne mecburiyetim var? Ya aman yanlış anlaşılmasın. Yani elbet tutuyoruz. Benim demek istediğim, benim demek istediğim bu kiliselere hı hı. E, devletin ihtiyacı yok. Yani evet, şu mi? anlamda yok. Hani bunu niye camiye çevirip kullanayım? Yani yıkarsın, yaparsın. Hayır diyor. Bu medeniyetin bir parçası. Benim de içselleştirdiğim ve coexistence yani birlikte yaşama kültürünün bir parçası. Öyle koruyor 1300 evet. yıl. Yani biraz da böyle bakmak lazım. Hocam, Ama şimdi o tarafa dönüyorsunuz, 100 yılda alanlar Endülüs'te öyle tabii, Tırpanlı'ya, Tırpanlı'ya. Şimdi anlıyor. şöyle bir örnek vereyim. İzleyici bilmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü Hı. çoğu kişinin bilmediği bir şey var İstanbul'da. Evet. Tam konuyla bağlantılı olduğu için söyleyeceğim. Endülüs medeniyeti hocam yaklaşık 800 sene sürdü. Evet. Evet. Endülüs döneminden günümüze kalmış eser sayısı 20'yi geçmiyor. Büyük bir kısmını İspanyollar... 1492 sonrası yok ettiler. Enamra sarayını çingenelere verdiler. Onlar bilerek ya içinde yani. ateş yaktılar falan gibi enteresan değişik örnekleri Bazı var. Olsun. Şunu evet. söyleyeceğim hocam. Bazı. İstanbul Konstantin'in şehri İstanbul yani Konstantinopolis'i kurduğu 4. yüzyıldan evet. 1453'e kadar gidelim. 1000 yıl. Evet. Endülüs medeniyeti de 800 yıl yaklaşık olarak. Hı. Süreler aynı. Evet. Biliyor mu sevgili seyircilerimiz İstanbul'da Bizans döneminden beri ibadete açık şu an bir tane kilise var. Hmm. Moğolların Meryemi Kilisesi diye Balat'ta. O kilise yapıldığı 13. yüzyıldan beri ibadete açık. Evet. Hiçbir zaman camiye çevrilmedi. Bana Endülüs'te hmm. Endülüs Müslümanlarından kalma bir tane eser ya. koyduk buraya. Tabi. Bu Endülüs. Gelelim hocam Yunanistan'a. Evet. Şimdi biz Balkanlar'da Rumeli coğrafyasında <laughs> konuşuyoruz ya işte hmm. Rumeli'de Osmanlı medeniyeti. Hocam. Bütün Rumeli'yi tamamını neredeyse sokak sokak gezmiş bir insan olarak hani tarihle evet. ilgilenmeyi bir tarafa bırakayım Tabii, insan özellikle. olarak i̇nsan, evet. sadece merakımdan evet. diyorum. Şimdi Makedonya'ya gittiğinizde günümüzdeki Makedonya devletinde işte Üsküp'te işte Pirlepe'de işte Ohri'de Osmanlı'dan kalma Hı. eserler işte Saraybosna'da azalmış da olsa biraz önce bahsettiğimiz evet. gibi evet. var. Hocam Yunanistan'a gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya bu Osmanlı Yunanistan'a hiç gelmemiş hiç yönetmemiş. Değil mi? Hiç ya, olmadı kimse bir yaşam ama olmadı. Hiçbir şey olmamış. İyi ama. Hmm. kefere <laughs> sağ olsun iyi ki bir fotoğraf diye bir şey icat etmiş. Ya. E 100 100 120 sene öncesinin Tabii. Selanik fotoğrafları var. Değil mi? Denizden çekilmiş bir Osmanlı kruvazöründen saydığınızda 90 tane minare var. Ya. Şimdi aynı ha. fotoğrafı aynı açıya gidiyorsunuz Selanik'te hiçbir şey yok. Ya, ya kardeşim bu Türkler Rumeli'de hiç yaşamadı mı Yunanistan topraklarında? Mi? Hiç mi bir şey kurmadı? Bu böyle evet, miydi zaten? Evet. Ve ama medeniyetin temsilcisi onlar. Ha ama taraf. biliyorsunuz, antik Yunan'dan itibaren bütün dünyadaki <laughs> medeniyet Yunanistan'dan çıkıyor. Nasıl bir evet, medeniyetse evet. ki bu? Hmm. Bizim topraklarımızda bunu da biraz önce siz de söylediniz. Ben de söyleyeyim. İyi ki evet. biz koruyoruz. Ama yok. Roma yani. eserini, Bizans eserini Doğru biz. iyi ki koruyoruz. Evet. O ayrı. Ha. Ama benim ben barbarım ya. İşte, barbarın ha. şehrinde, Bizans'tan ya. beri ibadete açık hala ibadet edilen. Ortodoks kilisesi var evet. ama İspanya'da bir tane şey yok bir tane mescit yok mesela ya bu tabii. burası da işte Endülüs'ten beri kaldı. Ha, hani nerede? Nerede değil mi? Kim medeni kim gerici? Ya e, yani tabii şimdi <laughs> ben yine söylemeyeyim diye tutuyorum ama e, ya şey var iki İngiliz tarihçi var e, bu 1820'lerden bahsediyor tabi bu Yunanistan'ın bağımsızlık e, isyanlarından vesaire de. Kendi lafları bakın ben hiçbir laf yok hiçbir şey de eklemiyorum. Ama bunu aynı zamanda o tarafa düşmanlık yayılsın diye falan da söylemiyorum. Sadece ha. İngiliz tarihçi iki tarihçi dil birliği etmişler farklı zamanlarda yaşamışlar. Diyor ki o kadar çok insan öldürüldü ki. There was no one else to kill. Öyle bir hale geldi ki artık öldürecek adam bulamaz oldu Yani şeye bakın ya. Evet. Arıyorlar şimdi, artık ha, kimse artık kalmamış. O, o kadar yani. O tarif İngiliz'in tarifi. Tabii. Şimdi... E ee, Bunlar çok önemli yani bunu ben e, çok detaylı, özellikle oraya gidişi niye oldu ne etti? E, nasıl yerleşimler iskan e, politikası oldu ama şu sıra e, bir roman okuyorum. Bu ilginç bir roman, benim böyle aylık e, bizim bir grubumuz var. Bir e, ay, yeni çıkmış bir kitap, yani yeni bir yazarın eseri, bir ayda bizim eski den yazılmış, yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başı, ve yeni keşfettim. Mizancı Murat. Ah binlerce sayfa yazısı var. Daha sonra muhalefete düşmüş, olmamış. İşte önemli. Önemli olan burada bir romanı e, elimizde. Ve roman okumayı tavsiye ederim. Gerçekten insanlara. Beni açılış cümlesi özellikle şimdi şey olunca bir okumak istiyorum müsaade ederseniz. Lütfen diyor ki, hocam e, kahramanımız ilk daha açılış İstanbul'a geliş diyor ve başlıyor. 20 25 sene önceki bir zamandayız. Bu eser 1890'da yazılmış. Ay Güzel kokular saçan baharın, goncalar açan nisanı, gün ise hilafet merkezi diyarının din kardeşliği günü olan cumasıdır. Şimdi yani bu çok ilginç. 1890'da İstanbul'da yaşayan birisi, yazılar yazan gazete çıkaran, mizan gazetesini çıkaran birisinin hissiyatı bence çok samimi anlatıyor. Kesinlikle. Devam ediyor diyor ki, Kahraman vapurda bu arada Karadeniz'in Boğaza yakın bir yerinde bulunuyoruz. Artık Karadeniz'den Boğaza doğru geliyorlar. İstanbul ile Varna arasında işleyen Lloyd Kumpanyasının herhalde kampanya İngiliz, değil mi? Volkan vapuruna binmiş, Varna'dan İstanbul'a geliyoruz. Şimdi şu bakınız. Sabah vaktidir. Ufuktan henüz yükselmeye başlamış olan cihanı aydınlatan güneşin hayat bahşedici renkleri, denizin yüzü ile vapurun sağ tarafında uzanan yeşil Rumeli sahilini Hüzünlü parıltılara boğulmuştu Yıl 1890. Yani ha. insanların zihnindeki Rumeli yeşil evet. e, Rumeli. Bir de 1890'da olduğunuzu düşününüz. Mesela Varna'ya gitmek buradan Eskişehir'e gitmek gibi İstanbul'dan belki. Tabii hocam. Neyse ya da Ankara'ya gitmek gibi değil mi? Yani Tabii. o şeyleri bir düşünseniz e, hele onun biraz daha öncesinde buradan nasılsa imkan bilmiyorum. Hocam. Geçen sosyal medyada çok paylaşıldı. Tam yeri geldiği için söyleyeyim. ATV'de bu kim milyoner ister? Kim kim milyoner olmak ister yarışması var ya, orada evet. bir soru sorulmuş. Heh. Bence yarışma tarihinin en mükemmel evet, sorusu. Evet, güzeldi. Değil. Hatırlıyorsunuz değil evet. mi? 19 1800'lerin başında İstanbul'dan şu 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 şehirlere gidecek kişi, hangi kişi uluslararası terminalden ya da iç hatlardan uçar gibi. Ya? Yani değil, evet. orada örnek var mesela Saraybosna, Bağdat, Kahire. Yani. Buraya uçakla gitseniz 1800'lerin başında şey, iç, iç hatlardan, hatlardan biliyorsunuz hocam. <laughs> tabii, tabii. Yani İstanbul'dan iç hatlar Ankara'ya gider. Yani onu pano var ya. Evet. Ankara, Malatya, Siirt, Adana, Saraybosna, Belgrad, ya. Bağdat, Şam, tabii. Kudüs, Mekke, Medine. Tabii tabii hep senin bunların yani hepsi. Bu. Bunların hepsi senin şehirlerin. Tabii. Yani bu vurguyu özellikle yapmayı çok seviyorum tırnak içinde şundan dolayı. Çünkü insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını Hı. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bir devletin toprak kaybı olarak görüyorlar. Hı. Şimdi toprak kaybıyla vatan kaybı çok farklı bir ha, şey. Bravo, çok güzel. Şimdi ben biraz önce programın başında örnek vermek istediğim Hı. şuydu. Sultan II. Selim döneminde imparatorluk Hı. en yüksek sınırlarına çıktı ama bazı yerler Osmanlı himayesindeydi ama vatan olması Hı. olmadı. Oraları Hı, vatan evet. değildi. Vatana bağlı topraklardı. Tak, sınırlar Ama, içinde bölgeler. Sınırları yalan. içindeki evet. bölgeler. Ama vatan kavramı hı hı. senin bütün soyunun, bütün hı. sülalenin gelmişinin geçmişinin ve mezarlarının, Heh. dedenin, Tabii, babanın, mi? büyük dedenin artık isim, hani e, şeyde, İslamda bir tabir vardır. İsimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş kabirleri pürnür olmuş diye mezar cenaze dualarında söylenir evet, evet, bu. Doğru. Bütün kitlen. Orada yaşadığı yer senin vatanındır Doğru. ve sen o vatan topraklarını kaybettin. Hı -hı. Sen toprak kaybetmedin, evet. sen vatan toprağını vatan. kaybettin. Doğru. Biz bu kadar Rumeli vurgusu yapmamızın sebebi Hı -hı. şu arkada gördüğünüz haritadan ya Türkler ne güzel devlet kurdu. Oh paralar geliyor. Hadi şimdi de eh ta, kaybettik, geri ha, döndük. Değil, değil. değil. Orası bizim vatanımızdı. Ya, ya, ya. Benim için ben bir Tekir dağlayım Türkiye'de evet. hocam. Evet. Ben bir Tekir Aramızda Malatyalı var, Adanalı evet. var. Bir zamanlar biraz öncesinde söylediğiniz gibi aramızda Belgradlı vardı. Tabii. Aramızda Selanikli vardı. Tabii, tabii. Aramızda Filibeli vardı, Sofyalı vardı. Evet. Aramızda Bağdatlı vardı. Şimdi bu Suriye evet. harbi ilk çık ilk başladığında 2011'de bu göç dalgaları başladığında hani bir kısım ne işi var bunların burada dediler ya. Ya aman aman Allah korusun. Mesela evet. şimdi biz o süreci Balkan harbinde de yaşadık ve aynı evet. şekilde yaşadık hocam. O, o kadar enteresan mi? ki sanki aynı şekilde yaşadık ya. Balkan Savaşı, 1. Balkan Savaşı'nda şu karşıda gördüğünüz Hı. topraklardan Hı. akın akın tabii yüz binlerce insan İstanbul'a aktığında ya. aktığında İstanbul'da bu insanları barındıracak yer olmadığı için bunlar bütün camilere dağıtıldı. Doğru. Ve o zaman bazı kişilerin o zaman şeyhlü dilekçe verdiği biliniyor. Bu adamların camilerde ne işi var? Camilerimizi kirletiyor diye. Değil mi? Bak böyle, farkında bir, değil böyle bir farkında değiller Böyle bir farkında olmamak evet. Osmanlı döneminde bile varmış Var. ben. Suriye konusu açıldığında o zaman sosyal medyada evet. çok böyle şey tepkiler çıktığında tweet atmıştım. Orada çok net bir şekilde şunu söyledim. Arkadaşlar milli mücadele biraz başarısız olup da Urfa, Hı. Antep, Maraş o bölgeler Fransızlarda kalsaydı, evet. şu an oradaki insanlar bize gelecekti. E şimdi günümüzde onlar bizden. Ya da o zaman onlar öteki olacaktı. Onlar öteki olmayacak <laughs> mıydı? Ya da Tabii. biz mi, Misak-ı milliyi biraz daha tuttursaydık, ha. Halep bizde olsaydı o zaman insanlar Halep'e gelecekti. Bu defa Halep'teki de mi şikayet Tabii. edecekti? Bak bu böyle bir şey. Orası ama, bir vatan işte. ama bunu açmanız iyi oldu. Çünkü e, bir yanda e, ülkenin çoğunluğunda sağduyu sahibi e, çok insan var. Bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Hassasiyetinin e, farkında. Hatta e, Mehmet Beyciğim ben söyleyeyim. Ben canlı yayındaydık A Haber'de. E, o zaman e, işte Başar Esed'in eşinin kanser olduğu e, ortaya çıktı. Ve bazı çatlak sesler oh iyi falan dendi. Ve bu devlet onları susturdu. Çünkü savaş ya da eşini sevmek ayrı bir şeydir. Tabii. Bir hanımefendinin bir insanın kanser olması ayrı bir şeydir. Şimdi e, ee, bir yanda bu hassasiyet ve saduyu devam ederken Suriyeliler konusunda bir yanda bazıları da aman bir patırtı çıksa diye sanki böyle bir körükleme şeyi var. Ee, maalesef var. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Evet. Ee, çünkü buraya gelen e, insanlar bunlar eman ehli diyelim. Yani sizden bir sığınma bir yardım e, beklentisi talebi neyse o dillendirmemiş bile olsa bir zorunluluk hali dahilinde geldiler. Yani öyle görmek lazım. Ya Yoksa adam Suriye'de işin Mavruları şeyi varken... tatile gelmedi kim hocam buraya. Değil mi? Yani bir zorunluluk hali var. Bir sürü aile perişan oldu, insanlar öldü, hala ölüyorlar vesaire. Ama bu konuya çok hassasiyetle yaklaşmak lazım. Ee, ve yani yapılan araştırmalara bakıyorum. İşte yok suç oranı arttı vesaire öyle bir şey yok. Yani istatistik olarak böyle bir şey yok. Ama bir şey var işte hastanelere gittiklerinde en ön sıraya geçiyorlarmış da bilmem işte... Üniversitelere şeyle giriyor falan. Yani bir sürü şey yayılıyor böyle dedikodu. Buna çok dikkat etmek lazım. Açtığınız iyi oldu. Eyvallah. Ee, yani burası çünkü herkesin geldiğinde e, güvenlikli bir şekilde insan olarak hayatını idame ettirebileceği bir kültürün evlatlarıyız. Yani öyle görmek lazım. Ve bu kültür bu insanları batının yardımını beklemeksizin açtı elini ve şey yaptı. Yani bakın Avrupa az önce Avrupa'dan bahsediyordunuz. Kaç kişinin bugün Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'de ve Ege'de öldüğünü bilmiyoruz. Ya, sayıları bilmiyoruz. Hala Kuzey Afrika'dan karşı tarafa Avrupa'ya geçmeye çalışırken kaç tane botun kaybolduğunu, ne, oldu? hiçbir şey bilmiyoruz, değil mi? Ama bu ülke sınırı açtı bu insanların hayatını kurtarmak için Suriye'den buraya girmelerini sağladı. Bu bir insanlık şeyidir, bu bir adi cenaplıktır. Yani onu biraz şey yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi körüklenen ve bu arada şiddete meylettiren var. Onu da şey yapmış olalım. Hocam o evet. körükleyenler dediğimiz kitle de muazzam bir batı hayranlığı vardır ya. Mesela şunu da vurgulamak lazım. Şimdi İngiltere zamanında büyük bir imparatorluktu. Ve eski sömürgeleri ki biz, bizde hiçbir zaman sömürge olmadı. İngiltere eski sömürgelerindeki vatandaşları <laughs> isteyenleri kendi ülkesine topladı. Şu an gidin Londra'ya siz benden daha iyi biliyorsunuz. Her yer Pakistanlı, oh. Hintli ya da Afrika'dan gelmiş insanlarla dolu. Fransa eski bir imparatorluktu ve eski sömürdüğü yerdeki insanların evet. zamanında bir kısmını kendi ülkesine aldı. Ben imparatorluktum, ben sömürmedim, ben sömürdüğüm He. insana lütfetmiyorum. Evet. Ben kendi vatandaşımı birlikte yaşadığım bir tebairi, zamanlar evet. benim tebaamı, benim evet. kardeşimi evet. benimle beraber vergi Burada. veren, benimle yan yana oturan aynı. Bir mahallede 3 evet. 3 ev Arap, 2 ev Türk, 2 ev Kürt olan mahallede Aynen. bunlar ben mecburen dönemin imparatorların çöküş dönemine girmesi 20. yüzyıl başından Hı. Dolu, başına dünyanın gelmesiyle beraber ülkenin küçülmesi bakın dikkatinizi çekerim. Ben şunu söylüyorum Hı. ülke küçüldü arkadaşlar. Değil Bir mi? devlet yıkılmadı. Gö ülke... gönül, gönül coğrafyamız devam ediyor. Ha, <laughs> ülke küçüldü gönül coğrafyamız evet. Sizin evet. programınız o kadar güzel evet. ki hocam. Bu bir evet. gönül coğrafyası. Tabii. Benim gön benim kalbim Saraybosna'da niye atıyor? Benim kalbim niye Belgrad'da atıyor? Evet. Gidin Belgrad'da şu an bir tane bayraklı cami dışında hmm. hiçbir Osmanlı camii yok ama evet. o Belgrad'da zamanında evet. on binlerce Türk ve evet. Müslüman yaşıyordu. Evet. O Belgrad'ın üstüne her tarafta kiliselerle doldurmuş olabilirler ama evet. Belgrad'ın toprağının altında ya. yüz binlerce Türk yatıyor. ve Müslüman benim tabii, ecdadım tabii, tabii. yatıyor. Yani, evet, böyle Dolayısıyla yani. orası da gönül coğrafyası. yani. Tabii. Şimdi Bak. toparlayacak olursak evet. hani bu niye geldiler? Heh. Çünkü onlar benim tebam, onlar benim kardeşim. Buranın bir parçası. Çünkü buranın bir parçası. Aynen öyle. Çünkü Aynen. bu iş Allah muhafaza hiç belli evet, olmaz. Evet, Dünya evet. tepe taklak olabiliyor. Herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Yeri gelirken bundan da bahsetmek istedim müsaadenizle hani evet. çünkü çünkü aynısını 2011'de yaşadığımız biz biz 1912'de İstanbul'da ya, yaşadık değil ya değil hocam mi? bunun belgeleri Tam var işte orijinali 100, yani, 100, 100 yıl sene öncesi yani 100 yıl önce. Evet. Ve hadi Suriyeliler Arap ha. diye istemiyorlar ya. Ha. E Balkan'dan gelen kim? Rumeli'den gelen kim? Değil mi? E, o Türk? Değil. Onu da istemiyordun. Evet. Niye istemiyorsun? Benim rahatım bozulmasın. Ha, evet. Öyle bir dünya yok. yok. Evet. Öyle bir dünya La fi dünya. Aa, yani dünyada, <laughs> dünyada rahat yok. Dünyada rahat Yani yok. öyle bir şey var. Birlikte yaşama var. Yani yardım etme var. ekmeğimizi, değil mi? ekmeğimizi paylaşarak. Kadar. Hocam Aynen öyle. sorarsanız bazı evet. taife, mesela İtalyan sofralarına bayılır, kalabalık İtalyan aileleri falan. Evet. Biz kalabalık olmuyor. Yani. o Avrupalıya ya, ilginç, yakışıyor. İlginç bir şey. Bize Ama şöyle konuşmuyor. bir şey vardı. İngiltere'de unutmuyorum. Ee, şeymiş yapılan araştırmaya göre gelen. Göçmenler, sonradan gelen göçmenleri en çok istemeyenlermiş. Misafir <laughs> çok en misafiri ev sahibi. Evet evet. Bir ikincisi de diğer istatistik bunu Almanya'da duymuştum. Bu sabah BBC'de de duydum. Çok enteresan. E, Türkiye'de de varmış o. Ben böyle üçlü olunca onu da zikretmek istiyorum. Bu dışarıdan gelenlere en çok e, ne diyelim nefret ya da istemezlik besleyenler ya da onlar hakkında kötü düşünenler aslında bu insanlarla asla temas etmemiş olanlar. Hiç tanımıyor Yoksa. bile. Yok yani mesela Suriyeli kötü tamam kötü evvallah Peki ne oldu siz hiç bir şeyiniz oldu mu? Ne yaşadın? Mu? <laughs> böyle bir şey yok. Almanya'da da örneğin en fazla böyle faşistliğe gidecek kadar yabancı düşmanı olan köy ve kasabalarda aslında pek de yabancı yokmuş. Ama oradaki insanlar en radikal şekilde <laughs> bunlara e, ya. şey yapıyorlar. İngiltere'de de böylemiş. İlginç. <laughs> Neyse bunu da araya şey Koymuşmuş yapmış olduk. Olalım. Evet. Koymuş olduk. Şimdi ee, biz daha çok konuşacağız. Tarih özellikle tarih kısmını evet. ben çok önemsiyorum. Rumeli nasıl vatan oldu ya? Değil mi? Bunu yani, konuşacağız e, hocam onu inşallah. Konuşacağız. Ama şöyle yapalım. Şimdi hazır e, mizancı Murat mizan e, dergisinde çıkaran e, dan girmişken 1890'lara geldiğimizde aslında hem biraz da yad etmiş e, olma hasebi ile Abdülhamit'e biraz e, değinmek istiyorum ben. Yani e, çünkü e, yanılmıyorsam gelmiş geçmiş en fazla iktidarda ya da en uzun süre e, sultan olarak iktidarda kalmış olan e, insan. değil Evet. Mi? Kanuni'den sonra 46 ikinci, sene. Kanuni. Ha, 33 yıl Abdülhamit. Tabii, Yani 1876 e, ve aynı zamanda Kanuni Esası, yani Osmanlı'nın ilk anayasası Hı -hı. diyelim, değil mi? E, i̇lk anayasası ile birlikte e, iktidarda hem de hem de Osmanlı'nın Belki de en gerilimli, en üzerine e, hücum edilen, en fazla ideolojilerin ortada şey yaptığı çok ilginç bir dönemdeyiz. Yani muhteşem bir dönem aslında ve ben şeye benzetiyorum Abdülhamit'in yani bu çünkü eleştirin, sevin sevme önemli değil. Bu insan orada kaldı. Evet. <laughs> çok önemli. Şimdi, o kadar uzun süre orada kalmak önemli bir şey ve çok şey yapıyor, yapılıyor. Üstelik. Böyle bir homojen Osmanlı yapısı da yok. Yani Peki. her dönemin kendine has zorlukları vardır. Onu ben kabul ediyorum. Ama mesela ne bileyim bir 3. Mustafa dönemi. Bak oranın da çok zorluklar olduğunu bilerek. Ama mesela ideolojiler çarpışması, ulus, vatan bilmem ne. Ya pek çok değişiklik var. Parçalanma var. Sizin parçalanma var, toprak kaybı var vesaire. Evet. Siz yani biri desek ya Mehmet abi sen bu işleri okuyorsun ne diyorsun? Mahallede bir çocuk sorsa genelde olur. En zor soru da oradan gelir. Kesinlikle hep başıma o geliyor. <laughs> Bize şöyle bir Abdülhamit dönemi algınız nedir? Ne anlatır size? Dese ne anlatırsınız? Hocam Sultan Abdülhamit Han Osmanlı tarihinde bence Türkiye kamuoyunda en yanlış bilinen sultanlardan bir tanesi. Yani şimdi izleyici diyecek ki ya biz işte tanıyoruz şudur budur işte bir sürü dizi yapıldı falan evet. gibi Heh, ama işte e, tarih bilgisi dizilerden gelirse işte dizilerden tarih bilgisi evet. ben bu arada televizyonda yeri gelmişken söyleyeyim tarihi evet. dizilerin olmasını çok önemsiyorum bence de çünkü e, özellikle genç nesil belki Z kuşağı diye adlandıracağınız kuşak Hı. onlar için tarihi karakterlerin sevilmesi Doğru. onların benimsenmesi ve <laughs> biz yumurta kabuğundan çıkmadık Mağaradan da çıkmadık. Bizim de bir kökümüz var algısını yerleştirmesi. Çünkü öbür tarafta takır takır Tudors dizisi oynadığında ben ya, o dönem mi? çok iyi hatırlarım ki Tudors hayranlığı bu ülkede bir anda sarılmıştı. Sanki hmm. o hanedan bizde yok. Bizim hanedan Tudors'tan daha karmaşık. Ya, yani Tudors'ta canım, Osmanlı'daki ha. kadar bir karmaşa yok. Evet. Şimdi dizileri o yüzden hani ben sadece şunu diyorum. Tarih dizileri seyredelim. Güzel diziler var. Tabii tabii tabii. Ama dizileri Lisesiz. dizilerden öğrenmekten ziyade yine... Ha okumaları okumayı tercih ediyor. Ya işte edelim. şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar diyelim şimdi Z kuşağına. Hı hı. Bu kitap bu bunun sayfaları var. Böyle kapağı var açıyorsunuz. Düğmesine bas. Elektrik kesik olsa bile ışığında okunabiliyor. Bilgisayar kesinlikle. gibi değil. <laughs> ne olur? Şöyle bir kitap okumak şey yapın evet. Yani asla bu vazgeçilmemesi gereken bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, orada bir şey var. Çok fazla dijital, çok fazla e, görsele ve işte internet ortamının sunduğu imkanlara yöneliyor. Halbuki bu daha güvenli. Her zaman elin altında taşıyabilirsin. Herhangi bir elektrik fişiyle şarj etmene de gerek yok. <laughs> Açtığın anda şarj direkt açık. olarak şarja her şey açık. <laughs> pırıl pırıl. Böyle başlıyorsunuz e, okumaya pırıl pırıl. Şimdi Sultan Abdülhamid Han e, şunu demek istiyorum aslında. Hakkaniyetiyle Hakka hakkaniyeti teslim edilmemiş bir insan. Evet. O kadar diziye, o kadar yapıma, o kadar anlatıma, programa, televizyon programına rağmen evet. hala Önemi ve neler yaptığı bilinmeyen bir insan. Öncelikle oradan girelim. Top. İkincisi, Abdülhamit Han benim için son Osmanlı Sultanı, hatta son imparatordur. Bertolucci'nin meşhur filmindeki gibi. Abdülhamit Han son imparatorudur. Evet ondan sonra iki padişahımız daha var. 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin gibi ama evet, onlar evet, evet. kucaklarında iki büyük bombayla oturup ama zaten İmparatorlu... onların dönemi de işte İttihat ve Terakki dönemi diye geçiyor yani. yani herhangi bir yetkileri <laughs> olmadığı, evet, bir şey yapamadıkları evet. dönem. Evet. Osmanlı'daki son sultan Abdülhamit evet. Ama Abdülhamit Han'ı imparator, Sol imparator <laughs> niye bu kadar yüceltiyorsunuz? Hı. Derse seyirci. Evet. Ben şunu derim ki bu insanın tahta çıkmayla ilgili hiçbir hazırlığı yok. Evet. Bu insan veliaht değil. Evet. Bakın Sultan 1. Ahmet'le beraber Ekber Erşet sistemi başladığı için Hı. yani Artık e, bir kişi tahta çıktığında diğer kardeşlerini öldürme değil, babadan oğula evet. yani şey değil. Sırayla hanedanın en büyüğünün tahta geçmesi, sırayla işte ölümler dışında. Yani Osmanlı padişahları arasında bir kafes hayatının başlaması. Bu kafes hayatı sistemi 2. Mahmut'a kadar neredeyse devam etmesi. Ondan sonra Osmanlı'nın ile beraber batılılaşması. Evet. Ve ondan sonraki sultanlar kafes hayatından çıkıp daha... Taht sırası onda olup olmadığı artık net bir şekilde belli. Yani Hı. Abdülmecid öldükten sonra tahta Bak. Abdülaziz çıkacak. Tamam. Abdülaziz öldükten sonra yerine 5. Murat çıkacak. Ve 5. Çıkıyordu. Murat öldükten sonra bla bla, bla böyle gidiyor. gidiyor. Ama bunların içinde Sultan Atav Şehzade Abdülhamit yok. Yok. Şehzade Abdülhamit <laughs> evet. çok enteresan bir karakter. Yani bunu özellikle vurguluyorum ki 33 yıllık saltanatı boyunca yaptığı mu muhteşem bence bana göre muazzam siyasi deha Hı. önceden farklı şekillerde hazırlanmış yani bak kardeşim sen tahta çıkacaksın al bunları oku ha, bunu kendin geliştir tabii. değil, değil evet. kendi zekasıyla evet. kendini Aha. ama muhteşem gözlem yeteneğiyle ya, kendini ön plana çıkarmış enteresan bir adam evet ama şöyle şöyle bir özelliği yani aslında şeye de gelmek lazım. Ee, Abdülhamit'in bir de Avrupa seyahati var, değil mi? Yani tahta çıkmadan önce. Evet, 1867 yılında. Sultan Abdülaziz, Abdülaziz döneminde. Baş... Ha. Şimdi ama burada şey dedik ya taht sırası kendi değildi. Hatta kendisine sultanlığı haber vermek üzere gelindiğinde evhama kapılıyor. Ve beni öldürmeye geliyorlar diye ve ikna etmek zor oluyor kendisini. Yani tabii. E, inanamıyor beni alıp götüreceksiniz diye ve böyle de bir şey var. Ee, Beklenti öyle. yok. Beklenti yok. Yani, Biraderin sağlığı için dua ederiz ya, falan diyor. Ya, evet Yani o yani, şey onda, değil zarflama aslında, yapıldığı sanılıyor gibi. San, aynen öyle. Yani bir de tabii e, bir şey var ben biraz e, o konunun daha dikkatli kullanılmasının taraftarıyım. Tarihimizde Osmanlı dendiğine hep savaşlar üzerinden. Bir anlatı var. Şimdi böyle bir savaş tarihiyle bir devlet, bir medeniyet, bir e, yapılanma, imparatorluk ne derseniz deyin adına anlatılmaya başlanınca da bu sefer böyle pazuları şey gibi her gün e, şey çalışan böyle bayağı sert bakışlı e, sultanlar akla geliyor ister istemez. Onların da insan olabileceği, onların da evhamının, korkusunun, üzüntüsünün her şeyinin olabileceği yönleri ihmal edilen bir yön şeyine dönüşüyor. Yani düşünsenize koskoca sultan az önce söylediğiniz gibi kendisine yalan söylendiğini bile düşünebiliyor, evhamlanıyor. hamlanıyor. <laughs> ya, kolay mı yahu? Yani ortada bir sürü ölüm var, şey var, değil mi? Yani ortalık tarih gergin. Tarih bunlarla dolu haneden ha? tarihi. Yani bir de bir de böyle bir şey var. Bunun vurgulanması taraf tarihim. Elbette savaşlar vardı ama Osmanlı İmparatorluğu sadece bir savaş imparatorluğu değildir. Eğer öyle bakarsanız Süleymaniye'yi açıklayamazsınız mimarisini. Değil mi? Tabii ki hocam. Mimar Sinan'ın köprülerini açıklayamazsınız. Bunlar nasıl oldu o zaman? Sultanahmet'i açıklayamazsınız. Neyse. Osmanlı yani benim bir konuda... medeniyet imparatorluğu da evet, hocam. Çok evet. güzel söylediniz. Yani bir savaş imparatorluğu. Tabii. Ben size bir muazzam bir savaş imparatorluğu örneği vereyim. Moğollar. Evet, ne bıraktılar ya, hocam ya, günümüzde? Evet. Neyi mi, var Moğolların? Ya. Ya. Nesi var? Yıkımdan hiçbir şeyi yok. Yıkımdan yıkımla, başka. E, Bağdatı yakması, her tarafı kitapları ya, yok etmesi, abi, abi, abi. insanları katletmesi dışında. Moğol imparatorluğu dünyanın gelmiş evet, geçmiş en büyük. Toprak kazancına sahip imparatorluğu. E Hakikaten Moğollarla öyle. ilgili aklınıza kalan ne var? İşte o da değil Ondan mi? sonra yerleşik düzene geçip medeniyete, medeniyetle evet. tanışan İlhanların eserleri var hala Doğru. Anadolu'da Doğru. ama Doğru. Moğolların, Moğolların yok. yok. Evet. Şimdi Osmanlı bir medeniyet imparatorluğu. Evet. Evet. O yüzden bunu vurgulamak önemli. Evet. Sultan Abdülhamit Han'ın aslında hayatı Sultan Abdülaziz Han'ın yaptığı Fransa ve İngiltere seyahatiyle Hı. ve orada yaptığı gözlemlerle şekilleniyor ve değişiyor. Ama bu, benim, bu çok önemli. Paris e bu benim şahsi gidiliyor. gözlemim. Kesinlikle katılıyor Şimdi evet. kendisi burada Sultan Abdülaziz Han buradan e, yatla beraber Marsilya'ya doğru yola çıkıyor. Hı hı. Ondan sonra işte. Fransa'ya. Tabii. tabii. Öyle Marsilya Ondan sonra trenle Paris'e geçiyorlar. Evet. Paris'ten e, manşet üzerinden. Ama bu arada söyleyelim çok da iyi karşılanıyor oralarda. Tabii. Onu da söyleyelim yani. Yani. Paris'te e, vesaire yani. Bir Osmanlı Sultanı. Şöyle söyleyelim hocam çok enteresan evet. hikaye. Evet. İlk defa savaş dışında başka bir ülke toprağına <laughs> gidiyor ve Osmanlı bunu hukukuna oturtamamış. Aa. Demiş ki padişah savaş dışında dışarı çıkmaz. Ee ya. e, ne yapacağız? Hocam Sultan Abdülaziz'e tabanı toprakla kaplı ayakkabı diktirmişler. <laughs> çok güzel. Sultan Abdülaziz her adım attığı yerde vatan toprağına, vatan adım. toprağına adım atıyor diye. <laughs> Bak bu, güzel uca, bir bilgi. Bu bir şekilde çözüyorlar eder misiniz? Şimdi ya ortada bir dilama var. Bir sıkıntı şey tabii var. Şimdi, çözülmesi gereken problem. Padişah vatan toprağı dışına çıkacak tamam, ama evet. sefer dışında çıkmaz. Evet. Hukuken bunu huk oturtamıyor. Evet. evet. Yani Şeran... yabancı bir toprakta ancak <laughs> gidip orada kılıçla dalması lazım evet. Fransızlara. Evet. O da olmayacağına göre çözüm Tabii. arıyorlar. Evet. Diyorlar ki çok bu güzel. sürekli vatan toprağına bassın. Çok güzel. Sonra ay ayakkabısının tabanı toprakla kaplanıp üzerine kösele konuyor. Ah, sürekli harika. vatan toprağına basmış oluyor. Yani demek ki şeyde demokrasilerde çözüm e, tüken... <laughs> Şeyi, harika bir <laughs> Asla Bence çok mi? güzel bir yani hoş bir e, şey e, ne o çözüm. Asla evet. tükenmez. Tabii. Şimdi dediğiniz gibi kendisi Fransa'ya gidiyor Evet. ve e, heyette eğer Hafızam beni yanıltmıyorsa daha sonraki veliahtlardan Yusuf İzzettin Efendi de var. Evet. Beşinci ee, Murat da var daha tahta Hı -hı. çıkmamış. O veliaht Hı -hı. ve Sultan Abdülhamit Han orada hem Paris'i görüyor. Evet. Paris'ten sonra da Londra'ya geçiyorlar. Orada Londra'da da sanayi fuarı var. Ha orada büyük Tabii. bir sanayi fuarı var. Evet. Osmanlı oraya katılımcı aynı zamanda onur konu Heh. ve padişah zaten Sultan Abdülaziz üzerine 5 program yapsak anlatamayacağımız Hak, kadar sanatsever. Walt bestelemiş bir adam. Evet. Yani aynen. ama şeyi söyleyelim e, Mehmet Bey'im şimdi ben e, Londra'da yaşadım, uzun yıllar yaşadım ve çok şanslıydım. Çok şans Bilmeyerek ama e, Güneydoğu, South East bölgesi Anerle diye bir yerde e, ev tuttuk öğrenci e, şeyimizle e, imkanlarımızla bir daire ve ve çok ilginç bir şey keşfettim. Evimizin 100 metre, 200 metre arkasında Crystal Palace parkı var. Hı -hı. Şimdi Crystal Palace bir tepe ve çok da güzel bir park var içinde. Ve herkes oraya yürüyüşe gidiyor. Şimdi Crystal Palace aslında kristal cam cam saray. Biliyor musunuz ne olduğunu? Yok hocam. Sultan'ın Londra'da gittiği sanayi fuarı aslında bir Crystal Palace yani camdan yapılmış bir saray içinde sergileniyor. Saray demeyelim de ona yani camlardan tamamen oluşturulmuş bir sergi mekanı. Ya. Bittikten sonra sergi e, bir süre Londra'nın o göbeğinde kalıyor merkezi yerde ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ama o kadar çok emek sarf edilmiş ki onu kırıp atmaya da gönüllere el vermiyor. Bu kadar masraf edilmiş. <laughs> Alıyorlar söküyorlar şeyi e, sergi ...alanını öyle diyelim ama çok büyük bir alan. Getiriyorlar biraz da şehir dışında olması hasebiyle. Londra'nın tam güneydoğusundaki bu tepeye kuruyorlar. Ve o tepenin adı da Crystal Palace oluyor bundan dolayı. Yani cam salay diyelim. Aynı fuardan şey. dolayı evet. Şimdi, bu da enteresan. Enikten. Bu çok ilginç bir şey ama asıl enteresan olanı ben anlatmak istiyorum. Hala eğer oraya giderseniz e, en son gittiğimde yine gittim özellikle. Yani... Londra'nın kuzeyinde kalmama rağmen aldım çocukları oraya götürdüm. Çünkü istedim ki hem bebekken büyük oğlum nasıl gezdirdim oralarda oraları görsün. <laughs> İki asıl önemli şey bu Crystal Palace Park'ına giderseniz orası aslında dinozor şekli verilmiş bir takım heykellerle e, dolu. Ama yani şey hani büyük işte şey e, e, timsah tipi ama dinozor şeklinde onları seyre gider. İkinci seyir ne biliyor musunuz? Heykeller. Peki o heykeller kimin heykelleri? Osmanlıyı temsil eden heykeller. Allah Allah. Ya ne gidiyorsunuz o tamamen tabi oryantalist bir bakış ile e, sarık Osmanlı duruşu sakal şey heybetli duran hala o heykeller orada ayakta. Yani muhtemelen diğerleri de var idi. Onları göremiyorsunuz ya da yok idi. Evet. O <laughs> da yani, gidiyor. Gidiyor tabi Crystal para cam kırılmış, yıkılmış. Oralar. Ee, tamamen değişmiş ama bu heykeller hala orada. Giden olursa öneririm Crystal Palace. Osmanlı ee, hafızasının izinde. Orada <laughs> ve hatta hatta e, yani burada da biliyorsunuz orada bir pub kültürü vardı bira işimi ee, falan. Çok önemli bir şeyin e, zincirin adı da Turks Head, e, Türk Kafası şeyi böyle bir isim bulmuşlar ve çok şirin bir Osmanlı'nın şeyine kavuklu şeyi var ya çok enteresan. Aslında hatta, orijinal folklorik bir figürüz hocam onlar için. Evet evet yani o kadar önemsemişler ki bu sultanın e, ziyaretini o tarihte adam hatta bununla ilgili bir takım ürünler de çıkmış e, ortaya hatta oranın sahibiyle tanıştığımda ya dedi hocam sen şeyde Londra Üniversitesi'nde işte dersler veriyorum acaba dedi bunu böyle yazmamış şeyleri. Üzer mi yani bu yazıyor biz kullanıyoruz yıllardır bunu. Ayıp olmasın size. Ha, evet yani o, o derecede şeyler. Dedim yani yok Turks head Türk'ün kafası deyip oraya hani bunun bir şey olacağını düşünmüyorum diye de <laughs> bayağı şey yapmıştık <laughs> ee, sohbet etmiştik kendisi tarihi seven biriydi. Neyse araya ben böyle yaptım evet ama Allah. o gezi çok çok önemli. Çok önemli. Ve bu gezi de Sultan Abdülhamit Han'ın olması da ayrı bir unsur. Şimdi hocam. Ee, 1867 malum 1876'da tahta çıktı. Evet. Yani tahta çıkmasına daha 7 sene var. Ee, ama bu gezide Avrupa'nın o zaman 19. yüzyılın başıyla beraber hatta 18. yüzyılın ortalarıyla beraber Avrupa'da başlayan sanayi devrimi hareketi yavaş yavaş artık e, şöyle anlatmak lazım. Avrupa gelişiyor 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 ve Avrupa gelişmesinin sonu yok. askeri olarak gelişiyor, endüstri evet. olarak gelişiyor, çok teknoloji doğru. olarak gelişiyor, pek çok alanda gelişiyor ve Osmanlı'da Tanzimat Fermanı ile beraber başlayan, Abdülmejid ile beraber başlayan süreçte de Avrupa'daki o ana kadar kaçırdıklarını yani trene son vagondan atlayıp binmeye çalışan bir geç uyanmış yolcu gibi aslında benzetme, <laughs> bu şekilde oluyor. Yani evet. tren gidiyor, aa ben daha uyuyorum, daha... hemen kalkayım yetişeyim. Yetiş yetişiyor ama Hmm. son noktaya varamıyor. Hmm. O ayrı bir konu ama. Evet, evet. Osmanlı bu dönemde Avrupa'nın neler yaptığını biliyor. Nereden evet, biliyor? Doğru. Medya üzerinden biliyor. Doğru. Elçilikler vasıtasıyla biliyor. Ama bu geziler özellikle o zaman siz iyi bilirsiniz. Siz yanlış bilmiyorsam Chicago'da evet. kalmıştınız. Chicago'da evet, evet. bir fuar oluyor Osmanlı döneminde Dünyanın en büyük o, fuarlarından a, evet, bir tanesi. E, şey. E, ya yani 1800'den sonu, 1900'ün başı ha, diyelim ona. Bir tane öyle bir fuar olmuş Var, işte. Londra'da falan. oluyor, Paris'te oluyor. Bunlar aslında gösteriş fuarı hocam. Evet. Ben bunlar üzerine çok okumalar yaptım. Yani Aha. günümüzdeki gibi hani 4 yıldır işte makine fuarı falan oluyor ya dünyanın her yerinde. İnsanlar gidiyorlar, makine alıyorlar. Evet. Bu biraz onun ötesinde. Evet. Bu biraz yarış. Ama o, ama o yarış. çok iyi bir e, şey üretmiş. E, bir anda adı aklımdan gitti ama oraya giden birisi an, şeyini e, günlüğünü, seyahatini yayınlandı. Hı -hı. Chicago Fuarı ile ilgili. Chicago Fuarı çok önemli bir fuar. Evet, hatta evet. Osmanlı oraya cami inşa ettiriyor falan. Daha ya, çok Muhteşem güzel. fotoğraflar var <laughs> elinde. Hatta bunu da söyleyelim. Şimdi kitaptan ve romanda mutlaka romanda e, okunsun. Hı -hı. Onunla ilgili de çok güzel bir roman yazıldı. Onu da söyleyeyim. Yani bu... Ya ne efendiydi o efendinin bir sonraki programa hocam. Onu kesin notumu aldım. Onu da bakmayınız. Kendisinin günlükleri yayınlandı. O Tabii. günlüklere binaen bir de çok güzel roman var. Eee Gırnatacı diyecektim. O'la bir daha bakarım o zaman. Evet. Şimdi bu bir nevi tamam. Yani ben bunları yapıyorum. Bende bunlar var. Ben bu kadar teknolojimi geliştirdim fuarları ve bu fuarlar artık e, her tarafta her devletin kendi evet. gücünü Diğer evet. katılımcılara gösterme fuarı. Şimdi bunu evet. şundan dolayı diyorum. Osmanlı buraya gidiyor. Paris'e Londra. Londra'daki fuarı görüyor. İşte büyük balolara katılıyor. Evet, Bu doğru. arada İngiltere'de ve Fransa'da ha. bütün askeri törenlerle karşılanıp. Doğru. Özellikle İngiltere'de Londra'daki tersaneler. Evet. O bölgedeki o <laughs> İngilizlerin sava silah fabrikaları. Aha. Bunlar gezdiriliyor. Ama Paris'te de muazzam bir şekilde... Paris biliyorsunuz hala günümüzde Avrupa'da sanatın başkenti. Evet. Ba, e, balolar, Sultan'ın onuruna düzenlenmiş evet. balolar var. Ba, Onun evet. onuruna yazılmış opera var. Sadece orada sergilenmiş ya. gibi. Ya. Bunların hepsi geziliyor. Evet. Gezildikten sonra bu gezinin dönüş yolu Marsilya üzerinden yapılmıyor hocam. Nereden Hı. yapılıyor? Avrupa ve Orta, Afro, Orta Avrupa üzerinden yapılıyor. Yani o zamanki adıyla Prusya, Prusya'dan Viyana... Evet. Viyana'dan da Budapeşte hattı üzerinden Tuna üzerinden padişah ve mahiyeti bizim Varna topraklarına yani bizim şu anki Bulgaristan'da kalan Bulgaristanla Romanya arasında kalan Tuna evet. Nehri üzerinden evet. gelip oradan özel bir yatla İstanbul'a geliyorlar. Hı hı. Burada da Prusya ve Avusturya'da onların da muazzam askeri disiplinlerini inceliyor bütün Doğru. heyet. Doğru. Herkes hayranlıkla bakıyor. Heyetteki Ol. herkes. Evet. Ama bir kişi sürekli not almış. Hı. Kim o? Şehzade Abdülhamit. Abdülhamit sürekli not almış. Şimdi Abdülhamit Osmanlı tahtına çıkmış 36 padişah arasında belki de en fazla sanatla uğraşan iki Doğru. padişahtan biri. Biri Abdülaziz biraz önce söylüyordum. Evet. Yani muazzam e, valsleri bestelemiş. Muazzam bir sanatçıdır Sultan Abdülaziz. Hı. Harika besteleri vardır. Hala pek çoğumuzun bildiği. Evet. Ama onunla beraber Sultan Abdülhamit de Yıldız Sarayı'nda kendine özel tiyatro yaptıran, Doğru. her türlü sanat eserini finanse eden, Doğru. yurt dışındaki tiyatro kumpanyalarına para gönderen bir padişah. Doğru. Şimdi bu şeyi de, sultan bu e, merakını da, sanata olan merakını Paris'te gördüklerinden alıyor hocam. Doğru. Kendisi endüstriye Doğru. olan, teknolojiye olan merakını da İngiltere'de fuarda gördüklerinden alıyor. Doğru. Askeriyeye olan merakını da Rusya'da <laughs> ve Viyana'da gördüklerinden alıyor. Orada gördüğü askeri <laughs> okul disiplinlerinden, disiplinlerinden alıyor. Evet. Sultan evet. Abdülhamit Han tahta çıkana kadar Osmanlı'da Sultan Abdülmecit döneminde polis ve askeri askeriye bir modernleşme çabasına başlandı. Evet, evet. Kuleli gibi okullar Sultan Abdülmecit döneminde açıldı. Evet. Ama tam bir batı tarzı askeri disiplin veren Hı. askeri okulların açılması... Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkmasıyla beraber işte Manastır'daki askeri idadi ya, gibi bir okulların evet, ki evet, Abdülhamit'ten evet, önce evet. o bina var. Evet. Ama askeri evet. eğitim. Kat'i su gibi Fransızcayı Fransızca bilerek mezun olan evet. tam bir Avrupa orduları askeri disipliniyle oradaki tamam. rütbelenme sistemine göre gelişmesi Sultan Abdülhamit Han'ın tahta çıkmasıyla gelişiyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ee, bir ufak ara verelim. Biz buna bir ufak nefeslenme de diyoruz. Geldiğimizde Abdülhamit han meselesine devam edelim. Ama en önemlisi şu batılılaşmanın ne olduğunu da ben kendi görüşümü, sizinkini de duymak isterim Sen aktarmak hocam. istiyoruz. Efendim, kısa bir aramız var. Birazdan sizinle birlikte olacağız. Efendim tekrar merhaba. ikinci bölümde gönül coğrafyamızı konuşmaya devam ediyoruz. Mehmet Dilbaz e, hocamızla, dostumuzla eee Bugün aslında Rumeli'yi konuşuyoruz. Rumeli'nin ayrılmaz bir parçası, yani sadece gönül coğrafyamız da değil, yani ana vatan olarak gördüğümüz bir bölgeyi, bir coğrafyayı konuşuyoruz. Ve oradan konuyu kasıtlı olarak Sultan Abdülhamit 2. Abdülhamid dönemine getirdik, kendisine getirdik. Çünkü yarın kendisinin vefatının yıl dönümü, o nedenle. Ee, böyle bir şey yaptık. Hem o dönemi konuşalım hatta Rumeli üzerinden e, konuşalım e, dedik. Hem bu arada kendisini de anmış olalım. Ama anarken e, böyle yüceltilen değil yani daha doğrusu insani vasıflarını, onun da bir insan olduğunu, hüzünlenen, ağlayan, efendim sevinen, keyif alan, e, polisiye romanlar okumayı seven, Yıldız Değil Sarayı'nın mi? bahçesine günümüzde Yıldız Parkı olarak bil, kullandığımız yerde... Heh. ...kendine özel hayvanat bahçesi var ya. İşte yani... Yani evet, tur, evet, böyle evet. egzotik hayvanları dünyanın her tarafından toplatıp... Top, doğru. ...ondan sonra öğleden sonraları o bahçeye çıkıp... ...bahçede işte e, zebrası var mesela. Sultan Abdülhamid'in zebrası güzel. olduğunu biliyor muydunuz <gülüyor> hocam? <gülüyor> Yıldız Parkı'nda zebra geziyor. Zeroyim. İnsan yani, ya. Evet, çok doğal evet, bir şey. Evet. Güzel. Ben bunlar çok hoşuma gidiyor. İşte yani o yönlerini şey yapalım dedim. Hatta... E, Beni asıl o, o, o konuda yani Sultan Abdülhamit e, dendiğinde bir hüzün kaplar içimi e, şey değil yani sultanlığından o ayrı bir şey yani tarihçi olarak çalışıyoruz e, şey yok yani orada bir beyisi yok ama bir baba olarak e, Sultan Abdülhamit yani insani vasıfları derken onu kastediyordum ben e, çünkü. Yani hızlı geçen bu şey konuşmayı anlatmayı da sevmem ama bilmekte de fayda var. Çok sevdiği kızı biliyorsunuz çok genç yaşta maalesef e, e, vefat ediyor bir e, bir dikkatsizlik sonucu diyelim. yanarak maalesef. Evet yani e, hani bunu söylüyorum çünkü çok dikkatli olurum hepimizin çocuğu var. 7 yaşında. Yani bir tül şeyli giyiyor anladığımız kadarıyla e, çok mutlu mesut ama o arada mum şeyinden ateş. Canım. Üzerimizdeki her şeyi bu arada evimizdeki her şeyin e, petrol türevi olduğunu ve çok yanıcı olduğunu da e, bu arada söyleyelim. Yani çok dikkatli olmak lazım ateş konusunda maalesef şey yapılamıyor alev salınca kızcağız. Ve yani e, içi yanıyor sultanım. E, korkunç bir şey Allah e, hiç kimseye göstermiyor yani evlat acısı. O nedenle diyorum yani hüznü olan, sevinen, keyif alan ama aynı zamanda da e, zaafı da olabilen bir sultan ama... Ama asıl önemlisi olan e, en uzun ikinci o zaman onu ben hı hı. <laughs> en uzunlardan biri derken daha temkinli olmaya çalışıyor. En uzun ikinci e, sultan hem de imparatorluğun e, en fazla darbeye maruz kaldığı, darbe derken dışarıdan gelen etkilere maruz kaldığı e, bir zamandayız. A, ulusçuluk fikirleri… Evet. Efendim göçler bir yanda e, toprak kayıpları bir yanda ordu bir yanda finans bir, yani ne bileyim neresinden yani bu söylediklerimin herhangi birini alsanız herhalde bir, bir sene ders verirsiniz o konuda. Yani. O kadar incelenebilir e, yani düğünü umumiye alınız değil mi yani borçlar evet. meselesini alın ülkenin finansmanını alınız yapılan e, demir yollarını alın. <laughs> Hicaz demiryolu <laughs> bağımsız Değil mi? konu. Yani e, teker teker her birini alsanız birer e, şey yani mevzu, ciddi mevzu. Onun için e, böyle külli bakarak e, bir çıkarımda bulunmak o dönem için her dönem için zordur ama özellikle o dönem için çok daha zor olduğunu ben düşünüyorum. Ve o nedenle temkinli konuşmaya, temkinli e, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yani listeler listeler dolusu. Askeri alanda yapılanlar deseniz sayfalar dolusu şeyler anlatabiliyorsunuz. Efendim okullar, eğitim, ebe okulu açılıyor, aşiret mektebi açılıyor, ziraat mektebi açılıyor, baytar açılıyor, tıbbi açılıyor. Yani fabrikalar e, fabrikalar var bir yanda sanayileşmeye denizaltı çalışıyor. <laughs> o da var. Ve, ve benim böyle hep kendi alanımı biraz da çekerek mesela e, o dönemde e, İstanbul'da basılan kadın mevcumaları Avrupa'nın tümüne bedel. Evet. Yani Avrupa'nın tümünde efendim rakamı bilmiyorum yani şey yaptık hak diyelim. 100 tane çıkıyorsa İstanbul'da 100 tane çıkıyor sadece. O derece yani. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ee, neden? Efendim daha önceden işte kızların eğitimine verilen önem. Evet. E, Minas mektepleri. Evet daha, daha sonra işte darül muallimat hatta işte kadın öğretmenlerin e, yetiştirilmesi vesaire meselesi de var. Ama biz dediğimiz gibi hem bir yad edelim çünkü vefatının yıl dönümü yarın. Ee, o nedenle hem Rumeli hem biraz da e, Abdülhamit Efendi e, Hazretlerinin de bu arada anmış olalım diye. Şimdi e, konuyu aslında Londra, Paris gezisine e, şehzade bile değilken, şehzade özür dilerim Veliaht velah değil. Değil ama şehzade. O grupta kendisi ve Paris'e gidiliyor, Londra'ya gidiliyor Vietnam ve oralarda ediliyor. evet çok çok iyi karşılanıyorlar. Bu çok önemli. Değil. Londra'da. Kendi onurlarına verilen partilere katıldıkları gibi aynı zamanda kendileri de oradaki ricale e, şey veriyor, e, balolar veriyor ve e, davetliler bundan çok memnun oluyorlar. Çok ilginç bir şey yani gayet pozitif bir gezi. Bu benim için çok önemli çünkü oranın kayıtlarında da bunlar yazıyor İngilizlerin bu bakışları. Hatta kendisinin onuruna böyle Osmanlı şeyi heykeller yapılmış dedik orayı süslemiş süs olsun diye. Bunlar daha sonra yıkılmıyor, kırılmıyor, ayakta kala hala gidip görülebilir. Crystal Palace parkında, bu arada çok iyi bir futbol takımları var. Ee, onu da söylemiş evet. olalım. Crystal Palace diye. Ee, ve e, yani buradan yola çıkarak aslında Avrupa'yı görmüş, dünyanın nereye, ne tarafa doğru meylettiğini de bizzat görmüş bir şehzade var. Daha sonra sultan oluyor, değil mi? Evet. Ya bu çok önemli bir şey. Ya Kesinlikle. bu daha önce diğerlerinde yok. Yok hocam şişelere dayanıyor diğerleri. Tabii öncekinden. şimdi Avrupa'ya giden yok. Yani yabancı devletlere ziyaret eden yok. Evet. Çünkü Osmanlı sultanı bir yere gitmiyor. Tabii. Sadece fütürat dışında taht, e, payitahttan paytahttan dışarıya çıkmıyor. Ama burayıları görmek, gidip görmek ve oradaki sosyal ve ekonomik hayatı kendi direkt gözlemleyince tabii. ve bir anda kucağında tahtı bulup son tabii. derece kötü bir şekilde tahta çıkan bir padişahtır. Tabii, tabii, tabii. Çünkü devamında İmparatorluk tarihinin en büyük iki felaketinden biri olan 93 Harbi wow. başlamıştır. Değil mi? Değil mi? Hepi topu bir yıllık bile değilken ya. padişahlığı. 1877-1878 Osmanlı Rus, Rus Harbileri 1293 Hicri tarihine tekabül ettiği için 93 Harbi adını alıyor. Onu da söylemiş olalım. Çok teşekkürler evet. hocam. Kendisi öyle bir savaşa düçar oluyor ki başına öyle bir savaş geliyor ki ya. hatta Cumhuriyet döneminde Sultan Abdülhamit Han'a yapılan en büyük haksızlıktır. Bunu burada vurgulaya vurgulaya ve sesimi yükselterek söyleyeceğim. Şöyle bir haksızca bir ithama maruz kalıyor Sultan Abdülhamit Han. O döneminde Osmanlı en büyük toprak kayıplarını Sultan Abdülhamit Han döneminde yaptığı o kaybetti. Hayır o kaybetmedi. Onun döneminde onun saltanat döneminde Osmanlı'nın toprak kayıpları yaşandığı bir evet. hak. Evet. Ama Kendisinin bir beceriksizliği, bir yeteneksizliği, bir hainliği yok ki. Evet. Yani 93 evet. Harbi'ni oluşturan şartlar Sultan Abdülhamit Han tahta çıkınca oluşmadı. Zaten Sultan Abdülaziz Han döneminden beri Tabii. Ruslarla olan gerginlik zaten devam ediyor. Bir dakika Kırım Savaşı var. Kırım Savaşı zaten <laughs> yani. 1854'te evet. ortalık karışmış. Evet. Ruslar zaten kinli ve Ruslar Osmanlı'ya saldırdıklarında evet. Sultan Abdülhamit Han hepi topu 6-8 aylık bir padişah. Ve programın Doğru. ilk kısmında da söyledik. Saltanat hazırlığı yok. Evet. Bir anda 3 aylık Sultan evet. 5. Murat'ın o e, zihni buhran geçirmesinden sonra evet. taht Sultan Abdülhamit Han'a kaldığında evet. tam tabirle kucağında bombayı bulan bir adam. Doğru. Apar topar tahta çıkarsadan bir adam ve tahta çıkartıldıktan 6-8 aylık yani bir sene olmayan bir süre içinde de İmparatorluğun <laughs> en büyük yaşadığı dramlardan birine Doğru. şahit olmuş Rus ordusu, Ayestafanos dediğimiz günümüzdeki Yeşilköy'e kadar Hakikaten. gelmiş, bütün Rumeli topraklarının çok büyük bir kısmı kaybedilmiş. Yani şurası ha öyle söyle. Şurası. <laughs> Şura <yani>. Evet. <laughs> Bulgaristan dediğimiz yerelden çıkmış ya. bir Bulgar prensi kurulmuş. Romanya'yı kaybetmişsiniz. Tabii. Onun dışında Balkanlarda pek çok toprak. Hep bu tarafı konuşuyoruz evet, ya. Evet. Bir de doğuya ya, bakalım. Karslardan gitti hocam. 1878-1918 arası. O, o hiç konuşulmaz. Kimse bunu Var, konuşmuyor. Mi? Kars, Arda, Artvin gitti. bir daha gitti. söyle. hocam. Şimdi 1878 değil mi? 1878'den saymaya başla. Kaç yıl? 1918'e kadar. 1918'e kadar hocam. Evet. Yani 17'de Bolşevik, Doğu Shevik ne e, diyelim ihtiralinden sonra geri veriliyor. Tabi. Yani, Kazım yani, Karabekir usta, uğraşıyor ne? falan, o evet. bölgeyi kurtarıyoruz. Evet, i̇şte Bakü'ye evet. giriyoruz falan filan. Tabii. Ama Kars-Ardahan günümüzdeki tabii Kars. Ya, tabii. Bakın hep topu 40 sene Kars Rusların elinde kaldı. Evet. Gidin şu an Kars'a gidenler şu an çok moda ya Doğu Express'e gitmek. Ee, gidenler mi? görecek diyor ki ya burası Rus şehri mi? Evet. Her tarafta Rus şehir, binaları şehir nasıl değiştirdiler evet, hemen evet, anında. Bu adamlar Mimaris her tarafı ile. ele geçirdi. Bu harp Sultan Abdülhamit'ten çıkarmadı hocam. Evet. Evet. Hiçbir Sonra ne oldu? Ruslar geldi. Bilmeyenler için söyleyelim bunları. Evet. Ruslar evet. geldi Ayastofanos'a kadar. Ruslar neredeyse başkenti düşürecekler. Başkent 10 zaten kilometre düşmüş. Ya. Bitmiş. Yani on, yani on, yolda kilometre. kadar gelmişsin. Tabii. Ondan Tabii. sonrası Tabii bin daha trene gel. Olacak. Evet. Ne oluyor? Heh. Osmanlı denize düşen yılana sarılırı yapıyor. Tabii. İngiltere'den yardım istiyor. İngiltere'de Rusya'ya Osmanlı topraklarını yedirmeyeceği için savaşa müdahil oluyor ve o savaşı İngilizler durduruyor, durdurunca evet. da Ruslar geriye çekiliyor. Ama bir Peki... dakika hemen çekilmiyorlar. Yani ben de şuradan öğrendim onu. Meğerse Ayastofanos tamam Ayastofanos'dan çekiliyor ona bir Hı -hı. ayrı bir şey ama Trakya Rusların elinde kalıyor. Doğru. Hatta Mehmet Beyciğim ben umarım bir programda hocamız da kabul ederse şey yapalım. 40'larında kazı yapıyor Mehmet Hoca İstanbul Üniversitesi Arkeoloji'de şey demişti. Ya diyor bu Ruslar buraya geldiğinde toprağın altını üstüne getiriyorlar. Arkeolojik anlamda. Tabii. Ve bugün e, Trakya bölgesinin arkeolojisini çalışacaksanız Moskova'ya gidiyorsunuz. Onların ciltler dolusu yazdığı Rus arşivlerinden çıkıyor. Evet, yani arkeoloji yani şey yapmışlar böyle e, resmen bunlar square diyorlar. Karelere bölüp kazı yaparak notlamışlar. Hepsini kaydetmişler yani. Böylesi bir çalışmada var pek bilinmez ona nedenle söyledim. Çok teşekkürler. Ben evet. de bir ilave yapayım. İlk 1829'da Ruslar Trakya topraklarına geldiler. Hı. 1829 sonrası 93 harbinde geldiler. 1829-1093 harbi yılları arasında da 1860'lar, 1870'lerde ben üniversiteyi Edirne'de okumuştum. Edirne'de Hı. Müthiş derecede tarihçi ve fotoğrafçı gönderiyorlar. Gezgin kisvesi <gülüyor> altında. <gülüyor> ve gelip evet. Osmanlı'nın o zaman Edirne'deki bütün yapılarını fotoğraflıyorlar. 1878'de işgale geldiklerinde eliyle koymuş gibi neyi arıyorsa Bravo, yerinde ne? buluyor. Evet. Ve şu an büyük bir kısmı biliyorsunuz Edirne'den kaçırılan eserler Hermitage'da. St. Evet. Petersburg'da, evet. Moskova'da, müzelerde sergileniyor. Evet, o da ayrı bir konu. Evet, evet. Şimdi Rusları İngilizler durdurunca <laughs> İngiliz size... Babasının hayrına yardım eder mi? Evet. Sevgili seyirciler burayı lütfen <laughs> kaçırmayın. İngiliz hiçbir iyiliği evet. karşılıksız yapmaz. Evet. İngiltere diyor ki karşılığında kardeşim ben Kıbrıs'ı üs olarak kullanacağım bundan sonra. Ne diyebilirsin? Evet. Yapacak bir şeyin yok çünkü hani denize düşmüşsün ve yılana Tabii sarılıyorsun. Canım, ve mecburiyetten evet. İngilizler evet. evet. Kıbrıs'a yerleşiyorlar bir üs kuruyorlar. Ne deniyor bizim Cumhuriyet dönemi tarihçileri ya da büyük evet, bir evet. kısımda? Abdülhamit tırnak içinde hmm. Kıbrıs'ı İngilizlere verdi. Hmm. Ya bu çok büyük bir hainlik bu. Bu 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 iddia çok büyük bir hainlik hocam. Abdülhamit evet. hiçbir hiçbir yeri hiçbir kimseye vermedi. Gönül rızasıyla evet. bir şey vermedi. Ama 93 Harbi'nde bu, bu 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 mübarek çıkarmadı ki. Evet. Ve o üzerine düşen ondan sonra zaten bakın Abdülhamit Han döneminde Bulgaristan 1908'de bağımsızlığını ilan etti. Evet. E Bulgaristan 93 harbinde zaten muhtariyeti almıştır Ruslardan. Tabii. Yani şimdi diyorlar ki Abdülhamit han döneminde Bulgaristan gitti. Bulgaristan zaten gitmişti. Tabii. 93 harbinin neticeleri bu... bunlar. Tabii. Evet. Han'ın bir tırnak içinde yeteneksizliği <laughs> ya da evet. tırnak içinde bir hıyaneti yok ki burada hocam. Evet. Şimdi iyi öldür hakkını teslim edelim. Ön yargıyı biz seviyoruz. Ama yapmamak gerekiyor. O yüzden Ama işte tarihi bu, okumak lazım. E, o zaman işte tarihçilik olmuyor. Yani böyle e, işte iyidir, kötüdür, siyahtır, beyazdır, işte haindir, değildir şeyle. E, bu tarihçilik değil. Bu tamamen ideolojik bir söylemin tezahürü. Başka hiçbir e, şeyi yok. Yani kasıt şey var. İşte bildiğimiz şeyler velhasılı kelam. Yani asıl tarihçiliğe gelince onun için dedim ben. Yani bir parçasını alıp o dönemin onu çalışmak bile... ...başlı başına bir sorun Yani çeşitli sorular soracaksınız, araç Acaba öyle miydi? Hep hep zihninizde o var. Ben şimdi oturuyorum, yazıyorum... ...İkinci ee, Mahmut dönemiydi. Ya hep içimde bir şüphe var. Ya ya böyle miydi? Ya yanlış düşünüyorsam? Ya yarın bir belge çıkardı... ...ha Vehbi Efendi sen böyle söyledin ama... ...bak böyleymiş diye. Değil mi? Görmediğim bir medya. Tarihçilik biraz işte... ...heyecanlandırması da bu yüzden. Şimdi Abdülhamit döneminde... E, ...aslında toprak kayıpları var, finansal olarak çok zor durumdasınız, dünya e, değişiyor, gelişiyor. Ama ben asıl bir şeye getirmek istiyorum konuyu, onu da birinci bölümün kapatırken söylemek istedim. Şimdi ikinci Mahmut döneminde yapılanlar ama özellikle, özellikle Tanzimat döneminde yapılanları eskilerin tabiri ile istihfaf için, yani küçümsemek, küçük görmek ya da sonradan ortaya çıkan sorunların müsebbibi olarak şimdi bu tavzif denir şeye. Nedir o? Tarihin vazifelendirmesi. Yani sizin orada şimdi nedir? Efendim Birinci Dünya Savaşı'nda bir şeyler oldu falan filan. Ha niye olduk böyle? İşte imparatorluk niye bu hale geldi? Efendim tanzimat. Ya yani bu çok kolaydı çünkü oradaki insanlar kendilerini savunamazlar zaten ölmüşlerdi. <laughs> Değil mi? Yani ürendi, kapı e, var. işte şimdi buna tavzif diyoruz biz eski şey tabiriyle. Ne yapıyorsunuz siz? Tarihi o olaya karşı vazifelendirmiş oluyorsunuz ama gerçek öyle değil. Örneğin Mustafa Reşit Paşa'nın kendini savunma şeyi yok, imkanı yok yani. Belki evet. gelse izah başka edecek. Başka şey i̇zah belki edecek. ne edecek. Evet. Birader o iş öyle değil, değil diyecek mi? Değil ama, ama hocam. Zaten talep edilen de o değil. Tabii. <laughs> değil mi? Yani şimdi. ortaya çıkar hocam. İşte şimdi e, yani bu tür tarihçiliğe biraz dikkatli olunsun diye söylüyorum ben. Yani kendilerini savunamayacak insanlar üzerine. Tanzimat bizi mahveden, bu ülkeyi batıran, imparatorluğu dağıtan tanzimattır. İş bitti o zaman hiç bakmaya gerek yok. Bir de çünkü... son derece basite indirgemek değil mi hocam? Ha, Kesinlikle Sadece öyle. o olmasa çünkü fezaya çıkıyorduk. Heh, şimdi değil. bir de zaten bu şeyde de var ya, Orta Doğu, ben kendi al biraz Orta Doğu dersleri de verdiğim için bazen konuşmaya şeyle başlıyorum. Ya arkadaşlar işte Orta Amerika dizayn ediyor. E Amerika her taşın altında. Amerika var. Amerika'yı da Yahudiler yönetiyor. Bitti iş. Yani dağılacak bir şey yok. <laughs> Dağılabiliriz. <gülüyor> Dağılabiliriz. E diyorum o zaman niye geldiniz? Tabii. Demek ki öyle Şimdi değil. derini var. Ha, yani Demek ki bunun başka bir şeyi var. Şimdi biraz da böyle e, olması lazım. Şimdi benim asıl dikkat etmek istediğim e, dikkat çekmek istediğim mevzu bu batıllaşma meselesi. Ve diyorum ki çok iddialı bir söylem. Ben buna şu an gönülden inanıyorum. Yani ileride değişir daha çok ayrı bir şey ama ee, batı da batıllaşmak zorunda kaldı. Bakın, batı batıllaşmayı icat etmedi. Batıllaşmak batı için bile sancılı bir süreçti. Evet. Ve çok büyük bedeller ödediler. Orada da toplumsal yapılar değişmek zorunda kaldı. Orada da tamamen bir tarım toplumundan üretim toplumuna geçişte çoğu insan işini kaybetti, aşını kaybetti. Yani batıllaşma, bir ortam. tabii yani ba bakın batıllaşmak diye bir şey var. Yani adına modernleşme diyelim, batıllaşma demeyelim de modernleşme diye bir şey var. Herkes batı dahil, Amerika, Avrupa kıtasının tamamı dahil, bütün bu sosyal yapılar aynı sancıları belki de çok daha şiddetli olarak çektiler. Çünkü ortada değişen bir şey var ve insanın muhtemelen birey olarak en fazla rahatsız olduğu şey değişimdir. Çünkü biz kendi böyle konfort, rahat alanımızda hep yaşamak isteriz. Budur yani bunun başka işte çay bu, Türk çayı budur. Yani bunun için başka bir şey vermeye gerek. Halbuki varyasyonları çıkacak yani öbür gün vesaire. Şimdi onun için Osmanlı batıyı taklit etti, batıllaşmayı taklit etti argümanı bence daha çok tartışılmalı. Çünkü çünkü aslında Osmanlı batıyı değil reformu, ya yani dünya nereye gidiyorsa o tarafa gitmeyi arzuluyor. Hiç kimse o Tanzimat döneminde ya ben bir batıllaşayım da geleyim demiyor ya. Yani. Böyle bir terim yoksa. Hadi devleti Fransızlara satalım. Yok öyle bir şey. Yok ki öyle bir şey. Öyle bir şey yok hiç yani. Kim, hiç kimse o dönemde evet. hain değil hocam. Ama işte insan hani şeye bakınca böyle bir suçlu şey aranır ya nedir o? E, günah geçti. <laughs> İhaleyi birine birine bırakalım. Ya, çünkü o zaman rahat ediyoruz. Tabii. Ya şimdi mesela a, e, Orta Doğu konusunda bir şey düşünmenize gerek yok. Bu işi zaten Amerika hallediyor, biz, biz neyiz ki bu? Yok tabii, ya, tabii. yani. O da müttefikimiz. <laughs> evet, yani. Gibi. Böyle bir şey yok. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu araya anekdotları Mehmet Beyciğim katıyorum. Bir grup, e, bayağı yaş ortalaması 70-80 diyelim, konferans verdi bir şeyi anlatıyorum. Böyle biraz da hafif e, hem havayı hafif yumuşatmak için e, şey dedim. Ya dedim, buralara bakarsanız, Doğu'yu Amerikalılar yönetiyor. Farkında mısınız? da Yahudiler yönetiyor gibi böyle bir hani şey latife olsun. Konuşma bittikten sonra bir hanımefendi geldi. Sonra da öğrendim 82 yaşındaymış. Ya dedi söylediğin ne kadar doğruydu dedi. Ben de aynısını düşünüyorum. Ya ciddiye almış <laughs> ve Amerika böyle <laughs> çok şaşırmıştım buna. <burada. gülüyor> şey, hani hocam. bir şaka olsun diye şey yaparken ciddiye bini verdi. Hakikat, olarak, Hakikat olarak algılandı. Ama şimdi benim asıl anlatmak istediğim yani efendim imparator dağıldı. çünkü e, Abdülhamit Evet, iyi vuralım üstüne. 1. Dünya Savaşı oldu çünkü Altpermet. Kıbrıs gitti çünkü Alt. Piramit. Yani Osmanlı tarih... yıkıldı, vahdettin. Ne kadar değil güzel, mi? Değil mi? Yani vahdettinin gömelim bitti. Bitiyor hiç, o gömeli iş o zaman konuşmaya gerek yok. Tabii. Değil mi? Yani bütün bu şimdi aslında tarihçiliği güzel kılan Allah'tan ee, buna inananların sayısı pek fazla değil. Yine de bizim bölümlere gelip yine de hocam bu nasıl oluyor diye soranlar var. Yani çünkü dinamikler çok farklı. Şimdi Abdülhamit dönemine e, geldiğimizde bu son derece dinamik dönem aynı zamanda e, Rumeli açısından perişanlığın değil mi e, göçlerin e, kıtlığın e, baskının e, ve zorla göç ettirmenin de tarihi aslında. Yani Kesinlikle. öyle bir dönem ki acılı bir dönem. Tabii daha şeyi kastetmiyorum bakın. Hani Balkan Harbi diye geçen ama aslında tamamen bir soykırım olan yıllara daha gelmesek bile 1890'lar efendim 1900'lerin başı çok da öyle rahat, ferah, müreffeh bir şey yok. Yani bir yerde bağımsızlıklarını alma mücadelesi eden, bir yanda bağımsızlığını zaten almış bir takım yapılar var orada işte. Yunanistan var 1820'nin şeyinden aldım. nedir o? E, resmi tarih 26-27 neyse ama 26-27'ye gelene kadar devamlı isyanlar, devamlı baskınlar, devamlı insanları öldürmeler. Denizçeri ocağının başını yemiştir hocam. İşte bir de yani. o, var, değil mi? o yüzden ocak ee, kapandı. E, evet yani şimdi 100 yıl sonra aslında tarih daha da felaket evet. olarak Balkanlarda Rumeli'de tekerrür ediyor. Yani böyle müreffeh böyle insanlar gayet güzel... E, 1910'lara kadar yaşıyordu da bir anda başlarına bu geldi ha. değil. Onu ben tepe taklak biraz... olmadı ha. hocam. Aslında e, ben şunu artık yani şu yaşımda artık Rumeli'ye gide gide <laughs> geze geze ya da tarih okumalarından sonra şunu fark ettim. Aslında Balkan Harbi diye bir harp yok. Evet. 93 ile ara verilmiş. Yani ha. eskilerin tabiriyle inkıtalar <laughs> oynuyor uzatmalarda. Evet. Evet. Aslında Balkan Harbi diye bir harp yok teknik olarak. <laughs> Balkan tabii, Harbi Teşekkürler. 93 harbi 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı İngilizlerin müdahalesiyle ya Batılı devletlerin müdahalesiyle ara verilip evet. o hesap 33 yıl sonraya bırakılıyor. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine. Evet. Çünkü Balkan 93 harbi bitiminde ah. Ruslar hedeflediklerinin büyük bir kısmını alıyorlar. Bir, Doğru. Romanya kendi kontrollerine geçiyor. Yani evet. Romanya bir krallık Osmanlı'ya bağlı zaten. Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemlerde de fiili bir yönetim biliyorsunuz hep Eflak boğdan var işte ama buradan beyler gidiyor. kralı kendileri atıyor gidiyor. Çok güzel bir tabir var. Ha. Evet, evet. Kralı Osmanlı. kendileri atıyorlar. Böyle biraz Osmanlı atıyor yani. yani. Özerk gibiler evet, ama evet, içlerinde evet, doğru, ulahlar falan. Doğru, tabii. Daha sonraki süreçte işte Bulgaristan, Romanya kontrolden çıkıyor. Evet. Bulgaristan'da bir iç işlerinde kendisine bağımsız dış işlerinde teknik olarak kağıt üzerinde Osmanlı'ya bağlı bir hmm. Bulgar muhtariyeti, bir Bulgar prensliği kurulup 1908'de evet, bağımsızlığını evet. ilan ediyor. O arada bütün Rumeli toprakları yani o zaman Osmanlı hakimiyetinde kalan bütün topraklar Hı. Rusların zaten teknik olarak hegemonyası altında. Çok doğru. Her yerde Ruslar konsoloslar evet. vasıtasıyla zaten yani düşünebiliyor musunuz? Rumeli'deki en ufak kasabada bile Rus konsolos atanmış. Evet. Her yerde konsolos var ve evet. halkın Türk nüfus dışındaki halkın zaten %99'u Ortodoks. Heh, onu diyecek. Onun Tabii. kendi dindaşı ama... Sultan Abdülhamit'in o muhteşem, enteresan zekası devreye giriyor. Evet. Bu adamlar çok enteresan bir şekilde kilise konusunda anlaşamıyorlar. Hmm. Ve Abdülhamit han bunların arasına çok güzel bir şekilde nifak sokuyor. Heh. Bunların bağımsız kendi kiliselerini <laughs> kurmalarına izin vermiyor evet. ve hepsini tek bir noktadan kontrol ettirdiği için aslında hepsi birbirine diş bilediği için yönünü Osmanlı'ya dönemiyorlar. <laughs> aslında şöyle karşımızda bir Sürü var, herhangi bir hayvan ismiyle isimlendirmek istemiyorum. Karşımızda evet, evet. Osmanlı'ya evet, evet. yüzünü dönmüş bir sürü var. Evet. Ama o sürü, Abdülhamit Han burada İstanbul'da oluyor, bu sürü Rumeli topraklarında geziyor, Dağ, Makedonya dağlarında geziyor, komitacılarla geziyor, İttihat hmm. ve Terakki'nin doğma hikayesi hep ki. O da ayrı bir program konusu. Evet. Ama bu gezme sırasında onlar hep, Birbirine temkinli bakıyorlar. Çünkü hiçbirinin Hı. bağımsız olarak kafasını yukarı kaldırmasına Abdülhamid Han izin vermiyor. Hı. Din'i kullanarak. Evet. Ne yapıyor peki? Ne Orayı yapıyor? şey yapalım altını çizelim diye soruyor. Şimdi soruyorum. hocam, ee, herkese mavi boncuk dağıtıyor. Evet. Muazzam bir siyaset. Öncelikle bunu Hı. söyleyeyim. İkincisi, diyor ki siz hepiniz kardeşsiniz ya. Aslında hiçbiri onların birbirini kardeş olarak görmüyor. Çünkü ikinci Hı. Balkan Harbi'nde bu bir defa birbirleriyle. Tabii, savaştılar. Tabii, tabii. Yani o birinci evet. Balkan Harbi'ndeki muhteşem kardeşlik öldü evet. bitti. Bir, kestiler Birbirini ona, kestiler diyelim. Birbirini kestiler ve evet. Türklerden Bulgar, daha fazla. Bulgaristan birbirine yaptılar. için bile ya. Yani tabii. Bulgaristan içinde bile. Evet. Şimdi yaptıkları olay şu Han Bunları hep parmağında oynatarak, onların önderlerini kontrol altında tutarak, evet. orada Osmanlı valilerini ya da komutanları onlarla iyi ilişkiler kurdurarak, orada kalkışmayı kafaya koymuş. Hı. Artık. Ya bütün herkes bağımsızlığını ilan ediyor. Abi biz evet. niye bağımsız değiliz diye evet. düşünen kim var bu arada? Onu da söyledim. Makedonlar var. Orada Arnavutlar hafif kalkışmaya başlıyorlar. Bulgarlar zaten ezelden beri var. Bosna ne durumda? Bosna'yı da Avusturya Macaristan zaten uzun zamandır göz diktiği için yine 93 harbinde finalinde biz Ruslar Ayas Onlarla mücadele edip İngilizlerde yardım isterken evet. Bosna'yı da Avusturya Macaristan ilhak ediyor. Evet. Ondan sonra da kardeşim diyor burası benim ne haliniz varsa görün. Doğru. Bir toprak, bir ülke, bir vatan da orada kaybediyoruz. O tabii, da ayrı bir tabii, konu. Tabii. Han bunu yaptığı, yapması, tahttan indirilmesiyle beraber ilk yapılan işlerden bir tanesi Balkanlarda kiliselere izin vermek, kiliseler kanunu çıkartmak herkes kafasına göre takılsın demek. Herkes kafasına göre takıldığı anda herkesin kafası bu defa bağımsızlığa dönmeye başlıyor. Tabii, Ve tabii. ondan sonra diyorlar ki ya biz niye bu toprakları kendi hegemonyamızı almıyoruz? Osmanlı'nın elindeki arazi o zaman şunu ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Nüfus çok yüksek oranda pek çok yerlerde Türk Müslüman lehinde aslında. Evet. Pek çok şehirlerde Doğru. böyle Üsküp gibi. Doğru. Yani evet. Üsküp o zaman bir Makedon şehri değil. Makedon Hı. seyirci varsa kızmasın. O zaman değil. Şimdi Türk nüfusu yüzde on beş, yüzde sekiz, yüzde on bin hazırlamıyorum Öyle bir rakama düşmüş olabilir ama o zaman değil. Ama o zaman arada, Türk nüfusu fazla. E, şunu da altını çizmekte fayda var. O bölgede yaşayanlara Müslüman olması hasebiyle zaten Türk deniyor. Yani Türk'ün böyle pajaratif bir anlamı da var onu da söyleyelim. Evet hocam. Yani, ee, e, a, Albania neydi? Arnavut olup ya da hı hı. Makedon olup Müslüman olmuşa da Türk deniyor. Tabi. Teorik olarak. Onu Hepsi da Türk. Yani, Türk Saraybosna'daki Boşnaklara bile Türk diyor Sırplar. Hala Tabii. Türk yani diyorlar Müslüman, yani. Müslüman olmak aslında Türk olmakla Tabii. Türk hani böyle bir, bir eşi var. Hatta şunu da söyleyeyim Londra'da Kur'an-ı Kerim'in ilk İngilizce'ye yapılan tercümelerinden bir tanesinin adı ne biliyor musunuz? Çok enteresan. The Book of Turks. <laughs> Türklerin kitabı. Türklerin ha. kitabı. Muazzammış Nasıl hocam? ama yani <laughs> hani her şey çok Müslümanların güzel. Müslümanların değil. Çok güzel bir şey tercüme ama görüş o zamanki görüşü yansıtması açısından çok önemli bu. Yani The Book of Turks. Yani bu Turks derken Müslümanları kastediyor ve bundan kimse bir beis duymuyor. Yani bu, bu böyle. Yani dolayısıyla Ortodoku Arap dünyasını da etnik ya da Kültür olarak da ayırmıyor. Ve bunu bir üstünlük olarak da vermiyor. Dikkatinizi çekerim. Yani hı hı. inanan kimse o Avrupa'da gelen kimse Müslüm daha Türk diyor. <gülüyor> çok <gülüyor> evet. iyi ya. Tabii. Ne güzel değil mi? Yani evet. bu bu algılar hani, ufak nüanslara ama arada kaçabiliyor. E, kaybolabiliyor. Onun için ben e, bu örneği verdim. Evet, evet çok doğru. Evet. Hocam Abdülhamit Han e, Rumeli'deki çekilmenin yani Rumeli'deki o muazzam ne yazık ki muazzam tabirini kullanacağım muazzam bozgunun evet, evet. 93 harbinin devamı olan Balkan harbinin ee, başlaması hemen Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden epitopu iki sene sonra 3 sene tabii, sonraya tabii, denk tabii. geliyor. Yani o dönemde tabii. ne yazık ki bu muazzam topraklar artık iyice birbirine girmiş durumda. Tabii. Her taraf kaynayan kazana dönüyor. Aynen öyle. Rumeli toprakları tabii. bu arada ne yapılıyor? Bu arada taciz başlıyor. Hı. Orada yaşayan Türklere karşı. Evet. Rumeli Abdülhamit sonrası orada e, özellikle halk üzerinde. Baskı politikası yani oradaki her ne kadar toprak Osmanlı toprağı olarak devam etse de yerel komitacıların köylere Tabii. yaptıkları baskınlar, ya. şehirlere yaptıkları Tabii. baskınlar Tabii. ve Rus konsoloslar ve vasıtasıyla. Kıyım yani hani o baskın ve, derken kıyım insanları öldürüp elinde ne var ne yok alan yani korkunç şeyler yaşanıyor. Ve ne yazık ki bu süreçte Sultan Abdülhamit Han da Selanik'te. Hmm. Kendisi tahttan indirildikten sonra biliyorsunuz 31 Mart vakasıyla beraber Selanik'e gidiyor. Selanik nedir? Selanik'te o sırada. Bir o, Balkan Harbi sırasında elimizden çıkacak olan muazzam bir Türk şehri. Kendisi bütün Balkan Harbi faciasını, bütün bu sıkıntılı süreci orada kendisi direkt Selanik'te gözlüyor. Tabii, tabii. E ne yazık ki Selanik tek bir kurşun atılmadan tabii. o dönem Hasan Tahsin Paşa'nın marifetiyle, yani hafızam beni yanıltmıyorsa 30 bine yakın ordu mensubu, belki 100 bine tabii, yakın tüfek, toplar, istiyorlar. Yani muazzam cephane, erzak yiyecek her şey varken bildiğiniz bir ihanetle Yunanlara teslim edildiğinde hatta bu teslim edilme sürecinde kendisi meşhur e, Selanikli Yahudi banker, tüccar, tuğla fabrikaları falan olan Alatini Efendi'nin köşkünde kalıyor İstanbul'dan sürüldüğünde. Evet. Kendisi bütün gelişmeleri oradan an, be an takip ediyor. Balkan Harbi'nin kızıştığı noktaları, o büyük sıkıntıların başladığını ve Yunanlar bir anda çok kısa bir süre içinde Selanik'i kuşatıyorlar hocam. Evet. Ve Selanik'ten trenle çıkma imkanı kalmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir duruma evet. düşüyor ki Osmanlı. Evet. Bir önceki Sultanı Abdülhamit Han Yunanlılara esir düşecek. Değil mi? Yani bu Allah göstermemiş çok şükür elhamdülillah evet, bir evet, dünya evet. tarihinin en büyük zilletlerinden biri. Düşünebiliyor Değil musunuz mi? ki Abdülhamit Han'ı Yunanlılar ele geçirmiş. Nasıl kullanırdı onu? Tabii canım. Ve o kadar Tabii. büyük bir sıkıntı ki yani Sel Abdülhamit Han'ı İstanbul'a getirmek gerekiyor evet. ve İstanbul'a tahliye edemiyorlar Abdülhamit Han'ı. çünkü bütün Selanik'in etrafı kuşatılmış durumda. Ne yapılıyor? Almanya, Abdülhamit Han'ın dostu Kaiser Wilhelm hmm. ondan yardım isteniyor. Ve Kaiser Wilhelm o zaman yurt dışındaki en büyük elçilik konutlarından bir tanesi İstanbul'da. Hmm. İstanbul'da bir Tarabya'da yazlık saray var. Şu tamam. an işte bir güzel bir yer. Çok güzel bir <laughs> çok yazlık çok sarayı güzel. var. Bir de bu ee, Taksim'deki şimdiki konsolosluk o zamanki Ayaspaşa'daki Alman Büyükelçiliği var ama Tarabya'daki Yazlık Saray'ın önünde bir tane yat bekliyor. Lorein diye, Lorelein diye bir yatı var. Almanca telaffuzu iyi değildir izleyiciler evet, evet. kusuruma bakmasın. Lorelein diye bir yatı var. İmparatorluk yatı orada bekliyor. Buradaki e, büyükelçiliğe ait. Alman İmparatorluğu'nun talimatıyla o yat Selanik limanına gidiyor. Evet. Selanik limanının da bu arada Yunanlar Deniz kuvvetleriyle o meşhur Averoff zırhlarıyla falan evet. Selanik limanında ablukaya almışlar. Tabi Alman bayrağı çekince Alman gemisini ateş edemiyorlar. Ya. Limana giriyor, Han'ı sahilden alıyor, Yunan gemilerinin arasından yine Alman bayrağıyla geçip İstanbul'a geliyor. Bu da bizim ya. için çoğu kişinin bilmediği yani, bir evet, evet. üzüntü Düşün... vakasıdır. Evet, tabii. Yani... yani ben hep şunu düşünürüm. Yani tarihte biliyorsunuz vadif tarihçili tarihçiliği" diye bir tarihçilik var. Ya öyle olsaydı <laughs> diye çok düşünüyorum yani Abdülhamit Han'ı Yunanlar ele geçirseydi Allah muhafaza Değil. neler yaparlardı nerelerde kullanmaya çalışırlardı tabii, ve tabii, tabii, tabii. her şeyi boş verin Abdülhamit Han'ın ruh hali nasıl olurdu? Tabii. O kadar evet. ne kadar e, üzülürdü bir can imparatoru, Devam. son imparator dediğimiz kişi. O şekilde ve Selanik'ten senin, getiriyoruz. Senin ecdadının tebası olan bir <laughs> bir de bir <laughs> <önemli gülüyor> şey var yani, yani şimdi çok unutuyoruz ama utanç verici bir e, durum. Şimdi bizim yani böyle aradan 70 80 90 yıl geçmiş. Onun öncesinde tamamen senin yüzyıllarca taban olarak yaşamış olan bir grubun. Şimdi hocam bakın çok e, pek çok Bulgar dostum var. Kimse yanlış anlamasın. Evet, Bulgarları evet, da evet. severim. Bulgaristan'a da gidiyoruz, tabii, tabii. geliyoruz. O, o değil de. Osmanlı'da Bulgarlara bakış açısı şu. Bu hakikat yani bu aşağılamak evet. için değil. İstanbul'da sütçülüğü Bulgarlar yapıyor. Hmm. Yani bu hala işte mesela 2000'lere kadar hala son Kahvaltıcı Bulgarlar vardı İstanbul'da, hmm. Beşiktaş'ta falan. Hani bu me meslek hani evet. bir şey değil. Vurgulama hakaret Tabii, daha aşağı bir şey değil, değil yani. Değil. Yani. Ve Bulga iyi yapıyorlar. Ha, da söyleyelim. Ha, Bulgarlar sütçülük yapar evet. İstanbul'da Osmanlı döneminde. Evet. Osmanlı o zaman şunu diyor. Ya bizim biz bizim dünkü sütçülere mi yenildik? Lütfen tırnak içine yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. O dönemki tabiri kullanıyorum. Biz, bizim dünkü dünkü sütçüydü bunlar diyor. Evet. Ne zaman devlet kurdular? Ne zaman büyüdüler? Şimdi bütün olayı bu çöküş sürecinin arkasını koskoca bir Rus İmparatorluğu'nu anmadan, onu konuşmadan tabii. işleri bu noktaya getirmek mümkün değil. Yani bir Rus imparatorluğu var. Ama ama evet. fiili olarak, aktif olarak biz dediğiniz gibi dünkü kendi boyunduruğumuz altında işte olan bir de, bir de öyle bir şey var. Yani ufacık şimdi, devletlere <laughs> kaybettik hocam. İşte Karada kimdir Allah aşkına? Kimdi evet. Karada? Ama işte, o zaman arkasına için? bakmak lazım. Şimdi tabii unutulan bir şey de yani bu sınırların unutulduğu gibi. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti misak-ı milli sınırları var. Sanki hep böyleymişiz gibi hissediyoruz ya. ama o zaman İstanbul'da oturan birisinin zıhnın, zihnindeki e, sınır ta Viyana yanlarından değil mi e, gidebildiği kadar artı işte Mekke Medine'nin bütün Arap Yarımadası'nın ta güneyine kadar gibi bölge. Böyle bir şeyden düşünüyor. Yani onun için hani imkan olduğunda diyelim bir şey olsa ben motosikletle gezdiğim için söyleyeyim. Motora atlasa Kudüs'e gidebilecek, motora atlasa değil mi? Hatta evet. mesela Ürdün'de pek kimse şey yapmaz ama böyle e, ihtiyarlarla konuştuğumuz zaman bana hüzünle anlattıkları bir tek şey vardı. Çok çok duydum onu e, ve böyle ağlamakla anlatırlardı. Ya diyor biz diyor buradan Amman'dan diyor atlardık arabamıza diyor otomobile aileyi alırdık diyor. Kudüs'e gider orada kahvaltımızı ederdik diyor. Tabii. İşte oradan Yafa'ya geçerdik. Öğle yemeğimizi yerdik. Gelirdik Amman'a diyor. Yani şimdi orada bir başka ülkenin olduğu, bir başka dilin konuşulduğu, bir başka dinin hakimiyetinde olduğu falan bir de şey oluyor bir an. Hani biraz öyle düşünmek lazım. Şimdi bu insanlar Rumeli toprakları, kendi toprakları, yüzyıllar boyunca anavatanı ve siz... 1350'lerden itibaren. Evet evet. Yani anavatan vatan ardından e, tahttan e, efendim azledilmiş, indirilmiş bir e, sultan. Yine kendi vatanının bir şehri olan Selanik'te ikamet ediyor ve bir anda sarılıyorsunuz. Evet. <laughs> ve e, yani şimdi bir şeyi keşke diyorum ben. Hani şu şey tarihçiliği olsa. Mesela orada birisi e, bunu bir yazsa. Böyle bir insan ne hisseder? Yani İstanbul nereye? bir kapital şey başkent işte az önce Mizan Cumhurattan da şey yaptım bir, bir hı hı. E, burası hilafet e, merkezi hilafet başkenti. Şimdi buradan sultanlıktan 33 yıl sonra bir de şey de değil dile kolay yani. 3 evet. yıl değil. E, mutlak yine bir, sultanlık. E, mutlak, Heh, mutlak bir sultanlık. kendi şeyinizdesiniz efendim. Mutlak mutlak bir sultanlık. Yani öyle mutlak. pasif Heh. filan mesela 5. Mehmet Reşat değil, gibi değil, filan değil. Doğrudan değil. E, şey. Güç kendisinde. Güç kendisinde. Böyle bir şeyden e, ikamet ediyorsunuz ve sonra efendim e, şehir sarıldı. <laughs> kim sarıldı? Haberini... Yunan. Yunan kim, kim diyecek adam ya? Yunan <gülüyor> kim <gülüyor> yani ki? Şimdi Dünkü Yunan. Korkunç bir şey olmalı tabii ya. Onun yani için burada. psikolojik olarak. Burada. Bir de tabii bunu biz sultan tarafından görüyoruz ama şimdi mesela orada komutansınız. Ee, askeri bir komutansınız. Öyle ya ben imparatorluk komutanıyım ya. O i̇mparatorluğun askeriyim yani. Ee, ne oldu? Şehir sarıldı ve yapacak fazla bir şey yok. Yani ve burası sizin şehriniz. Burası sizin mekanınız. Yani böyle biraz da içten şey yaparak o nedenle şimdi ciddi araştırıyorum. Mesela İstanbul'un işgali konusunda fazla bir yayın bulamıyorum. Ya, o kadar bir travma ki. Düşünsenize evet. şimdi biz İstanbul istediğimiz yere gidiyoruz. Yani ya o zaman Eyüp'ten Fatih'e gidemiyorsun belki. Fatih'ten Beşiktaş'a Besik, gidemiyorsun. <laughs> Besika istiyorlar. Ya adam keyfiyi durduruyor seni. Fransız, Alman, İngiliz kim varsa orada karakolda. Ee, İtalyan'ı belki şehzade başına git, gidemiyorsun diyor. Hocam sadrazam 1919 ya da 20 yanılmıyorsam. Ha? Sadaretten çıkıyor. Dolmabahçe Sarayı'na Vahdetin Han'ın yanına gidecek. Evet. Karaköy'de İngiliz polisi çeviriyor. İşte bu. Diyor ki <gülüyor> yanlış <gülüyor> ters yönden diyor geliyorsun diyor. 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 ki nasıl olur yani burası ne, ne ters yöne? ben diyor sadrazamım yaver iniyor. Paşam diyor bizi diyor tutukladılar diyor. Alıyorlar satrazamı götürüyorlar İngiliz karakoluna. Biz bunu şu an gülerek anlatıyoruz. Tabii, ama bu bir devletin başına gelebilecek en büyük zilletlerden bir tanesi. Çok ya bir, bir de, üzücü bir şey ya bu yani. Yani bu yenilir yutulur bir şey değil ya. Kimse bunu kabullenemez. Yani, tabii. Çok büyük bir travmadır. Kesinlikle Ve öyle. Sen hocam bunu artık bunu gururla söyleyeceğim. Kimse tesir yani. bakmasın. Biz bir kabile devleti değiliz. Yani. Afrika'da çok güzel dostlarımız ya. var ama biz bu ayrı bir, bir şey devlet bu yani. geleneği, yani, tabii, bir imparatorluk tabii. geleneği olan evet, evet. 2000 yıldır, evet. 3000 yıldır. 20'ye yakın devlet kurmuş. Evet doğru. Ve dünya medeniyetine yön vermiş, dünya medeniyetine iz bırakmış ve gerçekten evet. bazı batılıların sandığı gibi mağarada doğmamış. Yemeğiyle, ya. <laughs> mimarisiyle bizim canım, yani... hangi mimarimiz kanuni Sultan Süleyman döneminde batı etkisinde? Tamamen sıfır. Ya. Özgün bir mimari üretmişsin. Ya şimdi Haftaya kısmet olursa konuşacağımız konulardan bir tanesi bir iddia şeydi. Yani işte oralara iskan politikasıyla Anadolu'dan insanların yerleştirildiği vesaire. Sonra bakıyorsun. Bunu detaylı anlatacağımız için hızlı geçiyorum. Ama asıl e, oraya yapılan yollar, köprüler, binalar aslında ekonomiyi hizmet eden unsurlar. Yani bölge gelişirken, bölge müreffeh bir hale gelirken ya da zenginleşirken sadece Türkler yani Müslümanlar anlamına söylüyorum. Sadece onlar istifade etsin diye değil. Yani bunun içinden Ortodoks'u da, Katolik'i de, Yahudisi de, Rumu da herkes istifade ediyor. Yani bir açık alan e, kültürü yaratılıyor aslında. Pax Ottomana. Evet evet. Yani bir şey yok. Yoksa e, yani hani makaslanmasın sözümle şey yapıyorum. Ya bakın istese, istense çok rahat Osmanlı'nın son döneminde başına geleni oraya gittiğinde Osmanlı çok rahat yapabilirdi. Ben söyleyeyim ya yani. <laughs> açarsın ne, ne güç var karşısında durduracak Hocam yani. 2. Murat döneminde, Yıldırım Beyazıt döneminde Sırp Sırpların yaşadığı bölgeleri ele geçirdin. Al Sırp nüfusu gönder Diyarbakır tarafına. Kim ha, sana dediğiniz yapacak? gibi evet. hayır diyebilir. Ne, ne yani? Götür Diyarbakır'daki Kürt asıllıları evet. oraya Tabii. misal. İskam politikası de. Tabii. Adamı burada e, asimile ettin. Gitti Tabii. bir tane Sırp kalmaz diye. Ya Orta Doğu'ya gönder işte yani e, biz İskender bahsediyoruz senin, tabii her yer senin gönder. Bulgar'ı e, oradan al Yunan'ı buraya çek yani, yani o kudretinde elbette onu ki, demek 19. Ben yüzyılda işte. yapamazsın ama o zaman Hayır, yapabilirdi değil mi zaman, hocam? 16-17-18-16-17. Yüzy yüzyıllarda çok rahat yapılabilecek şeylerdi bunlar tercih etmiyorlar Tabii. tercih etmiyor yani yoksa herkes çok çalışkandı da şey yok. Ne varsa alt hani böyle bir kademe yapsan değil mi? Bir işte çok iyi ve biraz daha az iyi gibi insan gruplarını alıp dediğin gibi bir tarafları Irak'a götür bırak yani. <gülüyor> Zorla <gülüyor> Müslümanlaştırsan kim itiraz edebilir? Şey yok itiraz yoktu. Ne yapacaksın? Yani işte bazı yorumlar da tabii bunu söylememek lazım. Ya işte bunu yapmadığı için oldu. İyi ki de yapmadı İyi Bir şey de yapmadı. derdimiz şey değil. Çünkü neticede insan varlığından bahsediyoruz, kültüründen bahsediyoruz. Ee, ama başa gelenler bence konuşulmalı. Konuşulmalı intikam de değil, efendim gidip öcümüzü alalım vesaire değil. Sadece bilinmesi babında çünkü hafifsenen ve böyle geçitirilen işte Balkan Harbi olmuş, e Harp olmuş zaten sonra Birinci Dünya Savaşı devreye giriyor. E zaten yani yok öyle bir şey. Biz sadece var olanı konuşalım detaylarıyla konuşalım. Evet. Bizim şeyimiz o aslında. Gerçeği anlasınlar. Yani. Çünkü ben sosyal medyada bazen şunu görüyorum. Yani Balkan ile beraber Türk işgalindeki topraklar gitti ya gibi konuşanlar işte. var. Ha. Türkiye'de yaşayıp da de Türk Değil mi? Türk, Değil mi? Türk Değil mi? adı evet. soyadını taşıyan Aynen. insanlar var. Ya nasıl bir zihin yani? Yani ya işte ben yani. yıllardır vurgulamaya çalıştığımızı sırarla haddimizi aşarsak lütfen tamam. affolunsun. Yani biz bir vatan kaybettik evet, birini boş evet, yere söylemiyorum evet. ben. Kesinlikle. Yani ben bir Rumeli nostaljisi, bir evet. Rumeli geçmişi. Aa ne güzel köftesi var, böreği var harika. Çok turistik evet, evet. bir yer. Ben orada değilim. Evet, doğru. Biz bir vatan kaybettik. Ama elden gidenin bilinmesi. Evet bu yüzden kadar. uğraşıyoruz. Bu, bu kadar Bu O yüzden yani, bu kadar e, konuşuyoruz hocam. Şeylerde. Şimdi e, madem yad ediyoruz son şeylerine böyle e, neydi o 10-15 dakikaya da girdiğimizde. Sultan Abdülhamit'in aslında dış ilişkileri çok önemli. Yani o ülkelerin manipülasyonlarına aslında bence çoğu yerde başarılı yanıtlar vermesiyle. Yani biliyor Osmanlı'nın üzerine olan emellerin ne olduğunu. Gayet rahat biliyor Mesela Her şeyin petrol farkında. meselesinin olduğunu çok iyi biliyor. O petrol bölgelerine olan ilgiyi çok iyi biliyor. Hatta... Yani daha sonra İrlanda'da yaşamını devam ettirecek petrol mühendisimiz var. Burada onunla buluşmaları var. Bu ne olacak? Nasıl? Ne tarafa evriliyor? Bunu öğrenmek istiyor. Bu arada Hicaz Demiryolu çok önemli. Çünkü bunun mesela bir de Şam'dan Yafa'ya giden pek bilinmeyen bir şeyi var. Evet. Uzantısı var. Evet. Yani aslında deniz ticaretini karaya bağlama ümidi de var. Hala bu yol işte taş toprak düşmüş olsa da biraz temizlendiğinde açılıp devam edebilecek bir yol ve hatta hatta ben bölgeye çok sık giden biri olarak şunu da söyleyeyim bizzat bizzat yolculuğumdan e, bir ikisinde karşılaştığım bizim e, ne diyelim ona demir yolları müdürlüğünden insanlar dediler hocam biz buraya geldik bu hattı açmak için uğraşıyoruz hem Suriyelilerle hem Ürdünlerle ortak çalışıyoruz sudar da beraberdi. o kadar hoşuma gitmişti ki ya. yani evet. bu tabii 2000 9 2010'larda Suriye savaşından önce öyle bir, Önceydi bir proje yani vardı. böyle bir proje yapıyordu ama maalesef olmadı. İşte Savaş yani düşünseniz İstanbul Haydarpaşa'dan biniyordunuz e, binecektiniz yani. E, buradan işte gidiyorsunuz Halep'e, Halep'ten Şam, Şam'dan işte eee e, Ma'daba istersen. üzerinden ha. Medain Salih'ten yine aşağıya. Aşağıya gidiyorsunuz. Şimdi ne kadar güzel bir şey. Bir de tabi Almanların finanse ettiği ve bir anlamda devletimize e, şey yaptı. Irak demiryolu hattı vardır. Hatta Gaziantep-Karkamış tarafına giderseniz yani Suriye'nin sıfır noktasına gittiğinizde oraya yapılmış demir yolu köprüsü sanki dün yapılmış gibi duruyor. Ya bu kadar güzel bir demir yolu köprüsü olamaz yani. Harika bir şey ama tabii gidip üstüne yürüyemiyorsunuz. Maalesef işte hem sınır güvenliği hem vesaire nedeniyle. Şimdi Abdülhamit döneminde yapılanların yanında yani bu değişimin yanında aslında... Ee, bir de şey konsepti var. Yani bu imparatorluk batamaz, gidemez yani. Böyle bir böyle bir şey tahayyül dahi edilemez. Bunun içinde elden gelen her şey yapılmalı çabası var. Yani bu geçici bir şey. Şimdi bu kitaplarda da görüyorum insanların yazılarında. Ee, yani imparatorluk bir ufak rahatsızlık, nezle, grip geçiriyor. Aslında yıkılma fikri de yok. Ama Balkanlardan gelen felaket haberleri pek de iç açıcı değil. Yani bir de ihmal edilen alan bu Abdülhamit döneminde Balkanlarda olan biten. Mesela e, göçe zorlanan ailelerin e, eşleri ölmüş. Ya yalnız başına çocuk olarak İstanbul'a bir şekilde ulaşmış. Kız çocukları, genç kızlar, genç kadınlar var. Yani o kadar ki bunlarla ne yapılabileceği, bu insanların nasıl... Ee, bir iskana tabi tutulabileceği bile toplumsal bir sorun haline geliyor. Yani Balkanlardaki e, ne diyelim zulüm <laughs> öyle 1910'larda başlayan bir şey değil. Yani sizin dediğiniz gibi 93 harbi esnasında bile müthiş şeyler var. Tabii. Nedir o? Trajediler var. Ee, bunlar da bilinsin. Biz bu arada de araya koymuş olalım. Hocam yani. dediğiniz çok doğru. Yani biz burada 93 Harbi, Balkan Harbi üzerine konuşuyoruz. <laughs> o kadar güzel bir yerden girdiniz ki sanki 1877-78'e kadar şahane bir hayatımız yoktu bizim Rumeli'de. Zorluk başlamıştı. Bakın. Tabii tabii. tabii. İstanbul'dan çok enteresan, absürt bir örnek vereyim. Oradan ha. konu daha ilginç bir yere gelsin. Mecidiyeköy. Evet. İsmi nedir? Mecidiye Köyü'dür aslında. Ben Kaybolan Tarihin Peşinde kitabında tabii. <laughs> kitabımda onun hikayesini anlattım. Mecidiye köyünün kurulma hikayesi şu. Sultan Abdülmecid döneminde evet. Belgrad taraflarından göçe zorlanan Türklerin yerleşmesi yani, için İstanbul'a gelip yerleşen yani manda arabalarıyla İstanbul'a geliyorlar ve Abdülmecid bunların Belgrad taraflarında yani günümüzdeki Sırbistan topraklarında nasıl sıkıntılı e, şartlar altında olduğu bildiği için bu tarafa göçüne izin veriyor ama oradaki toprakların da hmm. o kadar güzel olduğunu biliyor ki o zamanlar İstanbul'un en güzel, havasının güzel, sularının bol. Hmm. Altından koskoca kağıthane Deresi akıyor. Her taraf meyve bahçesi, dut bahçeleri. Bunları bu Mecidiye köyü Alana yerleştiriyor ve oraya evet. köy kuruluyor. O köyün adı da Mecidiye köyü oluyor. Evet, Sultan Abdülmecit kurduruyor. Bakın, yılın köyün kurulması 1830'lar. Evet. Yani daha evet, şeye evet. 93 harbine 40 yıl var. Tabii. O zaman da yani göçler o zaman vardı. 40. Toprağı tarafı. ama bakın evet. 1867-68'e kadar Tabii. Sırbistan Türk toprağı tabii. ama ona rağmen tabii, evet. göç ettiriliyor Türkler ha. çünkü rahatsız ediliyor Türkler orada Aynen, zaten duramıyor göç, artık İşte göçe tabi tutul dediğim o şimdi sizin verdiğiniz örneği tam tamamlayıcı oldu yani oradaki adam geldiğinde İstanbul'a yerleştiriyor ya ben tabii. Sırbistan'dan gelip Sivas'a yerleştirilen insanlar biliyorum Malatya'ya yerleştirilen insanlar biliyorum o coğrafyadan gelip Rumeli kökenli biz ya. Rumeli'den gelenleri hep şey zannediyoruz Trakya'ya geldi Ege'ye geldi Aslanlı'nın evet, her tabii, yerine yerleştirildi değil mi? Değil mi? çünkü Totalde ne kadarı gitti ne kadarı geldi? Ortuk Cumhuriyet gün günümüzün istatistik kurumları ya da nüfus idaresi çok iyi bilir ama Hı. toplamda hocam ölü de dahil olmak üzere 4 4,5 milyonluk bir kitlenin bu coğrafyaya taşındığını Hı. biz biliyoruz. O kadar fazla. 4 4,5 milyon ya. kitle. Ben iddia ediyorum ki çok net bir şekilde iddia ediyorum. Bunu şundan dolayı iddia ediyorum. Bütün coğrafyayı çok iyi bildiğimi iddia ediyorum. Çünkü Bak. gezmediğim yer yok. Ya. Yap Gördüğünüz şeyler size şunu gösteriyor ki en az 2 buçuk milyon insan yollarda ölmüş hocam. Kesinlikle. Bak Kesinlikle. Çok net söylüyorum. Yani öyle 100 kişi, 1000 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi değil. Evet. Milyonluk evet. Türk, Müslüman Türk kaybından bahsediyoruz. Doğru. Doğru. Yedin. Bir gün, bir gün bir ütopik bir hayalim bu. İstanbul'dan Filibe üzerinden Makedonya'ya Üskübe kadar olan hatta yol boylarındaki... Hı ıssız alanları kazmak isterim hocam. Değil mi? Ne kadar ceset çıkacağını çünkü evet. rahmetli babaannemin sadece çok basit örnek son olarak onu anlatayım. Balkan Harbi sırasında İstanbul'a göç sırasında yaşadıklarını anlatırdı. Ben oradan aklımda kalanları söylüyorum. Kadın yürüyor kucağında bebeği var bakıyor tabii. ama nasıl yağmur yağıyor. Balkan Harbi göçleri çok korkunç bir kış Abi, ve kolera tabii. içinde oldu. tabii. İstanbul'a gelirken kadın kucağında bakıyor 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 bebeğini pış pış, pış bir yandan yağmurda yürüyor evet. arkadan Bulgar geliyor kafayı bir çeviriyor bebek ölmüş donmuş o bebeği Tabii. alıyorlar bir kenara koyuyorlar tekrar devam ediyorlar. Evet. Yollarda evet. yüz binlerce insan kaldı bunlar evet. öldü Doğru. eğer yollar kazılsa benim köyümde Hı. Tekirdağ Saray ilçesine bağlı Küçük Yoncalı köyündeniz biz evet. köyün sırtlarında pek çok Balkan Harbi'nde defnedilmiş isimsiz mezar var Tabii. kim olduğu bilinmiyor Tabii. hocam. Tabii. Doğru. Yani şunu diyeceğim, böyle evet. hafife alınacak bir şey değil orada Müslüman Türk'ün yaşadığı. Bravo. O zaman yani son dakikaya da girdiğimizde Mehmet Beyciğim, bunlar en azından zikretmiş olduk. Ee, bu tamamen bir e, kültürün, bir geçmişin hem hem Sultan Abdülhamit e, Han'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla anmış olduk ama... O acıları da zikretme bakımından da bir vesile oldu. Eyvallah. Ee, ve keşke iki şey var. Birincisi keşke bir dediğiniz gibi arkeolojik bir kazı şeyi imkanı olsa da bunlar ortaya çıksa ki pek mümkün. Bunların ortaya Tabii çıkabilmesi ki. çünkü benim anam da babaları Bulgaristan'dan böyle göç ettirip Tekirdağ gelen yine Hı -hı. Tekirdağ merkezinde bu türler tabi anca duyumlarda kalıyor. Yazılarda fazla dökülmüyor. Ama en azından burada zikretmiş olduk. Eyvallah hocam. Ben size çok çok teşekkür ederim. Rica ağzınıza ederim. sağlık. Sağ ee, efendim, Haftaya yine e, Rumeli asıl tarihiyle e, devam ediyor olacağız. Ve yine Mehmet Dilbaz e, hocamızla, beyefendiyle kardeşimiz, dostumuzla bu konuları e, konuşacağız. Size tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ Gerçekten sağolunuz. Yani sağ e, ağzınıza sağlık. Efendim Haftaya görüşmek üzere, sağlıklı günler temenni ederim. Hoşçakalınız.